Almanya'da gelmiş değil mi? Seviyorum. Yayında mıyız? Raporu da onlar yazmış değil mi? Yiyoruz, dikkat et. Yayındayız. Tamam, biz Levent Bey vardı. İki kişi vardı mı? Olsun, kaydedici bir şey, Prisco. Ciddi yok. Bir hafta seyredebiliyorsun. Evet, değerli misafirlerimiz, derneğimizin değerli ödülü, değerli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu gece TDGR ve İstanbul Finans Derneği olarak hep birlikte Bitcoin'i ve blockchain'i tanıyacağız. Bu konuyla alakalı aramızda 4 tane değerli konuyla alakalı uzman arkadaşımız var. Sunumlarından sonra sorularınızı cevaplamaya çalışacaklar. Ufak bir tanıtım videomuz var. Tekrar birlikte olacağız. Merhaba. Finans sektörünün en önemli parçası, sektörün profesyonelleri bir araya gelerek kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırıyor ve kariyerlerinde bir adım daha yükseliyorlar. Siz de İstanbul Finans Derneği'nin gönüllü üyesi olarak birçok alanda düzenlediğimiz etkinliklere katılabilir, sektördeki etkinizi arttırabilirsiniz. Nasıl mı? Gönüllü üye formunu doldurarak ve sosyal medya hesaplarından bizleri takip ederek iletişimde kalabiliriz. Evet evet, hemen şimdi telefonlarımızı çıkarıp bir tıkla kariyerinize büyük bir katkıda bulunabilirsiniz. Adreslerimiz... Pardon beyefendi. Evet evet, siz. Ön koltukta oturan. Siz beğendiniz. Öyle mi? Peki efendim, hepinize teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, ayrıca istanbulfinansderneği.org adresinden de sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, ilgili arkadaşlar birazdan araları isteyen misafirlerimize takdim edecekler. İsteyen misafirlerimiz ücretsiz olarak derneğimizin üyesi olabilirler. Efendim, bu gece burada bizleri misafir eden TDGR'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir açılış konuşması, hoş geldiniz konuşması için Sibel Hanım'ı buraya davet ediyorum. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak size geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz özellikle bu yıl teknolojik gelişimler, teknolojinin ticaretleşmesi ve endüstriyel yaratıcılık alanında çeşitli etkinliklerimize devam edeceğiz. Ve sizleri de bu etkinliklerimizde, ilgilendiğiniz etkinliklerde görmek isteriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve İstanbul Finans Derneği'ne de çok teşekkür ediyoruz. Bizi Bitcoin ve Blockchain etkinliğinde birlikte işbirliği yapmak için seçtiği için. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Evet. İsterseniz çok fazla sözü uzatmadan programımıza geçelim. İlk sunumumuzu BTC Türk'ten Emre Kenci Bey yapacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. Merhaba. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ev sahibimize de çok teşekkür ederiz. Adım Emre Kenci. BTC Trader şirketinde CTO olarak görev yapıyorum. BTC Trader olarak biz Bitcoin alıp satılan borsaları teknik altyapısını sağlıyoruz. Aynı zamanda bu borsalara finansal takas hizmeti de sunuyoruz. Verimi sağlıyoruz yani. Bu borsalardan ilk bizim altyapımızı kullanan, aynı zamanda bizim sahibi olduğumuz ve işlettiğimiz BTC Türk
2013 yılında başladık. İkincisini Yunanistan'da, üçüncüsünü Filipinler'de açtık. Bu üç borsada bizim geliştirdiğimiz borsa altyapısını kullanıyor. Ben bugün size Bitcoin nedir, blockchain nedir, bu konseptler de birazcık anlatmaya çalışacağım. Nasıl çalışıyor bunlar? İşte temel mantığı nedir? Bunları göstermeye çalışacağım. Ya bu konularda sunum yaparken böyle hem çok teknik olmamak gerekiyor bazen de biraz teknik olmak lazım ki çok havada kalmasın diye. Arasını bulmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu konseptler birazcık karmaşık şeyler. İlk defa duyanlar için birazcık kafaya yatmayabilir. Normal bir şey. Zamanla daha birkaç defa düşündükten sonra üzerine daha mantıklı gelmeye başlıyor. Şimdi öncelikle birazcık Bitcoin'den bahsedeceğim. Bitcoin nedir? Bitcoin herhangi bir merkeze bağlı olmayan, eşler arasında çalışan bir elektronik para ve ödeme ağıdır. Güvenliği ve üretiminde kriptoloji kullanıldığı için Bitcoin cryptocurrency olarak da adlandırılıyor ya da benim deyişimle kripto para Türkçe. Bitcoin 2008'de Satoshi Nakamoto takma isimli bir kişinin yayınladığı bir makaleyle ilk tanıtılıyor dünyaya. Aslında bir kişi mi, çok kişi mi olduğunu bilmiyoruz. Gerçek ismi bu değil, onu biliyoruz. Kim olduğu bilinmiyor. Aynı yıl yine 2008'de yine aynı takma isimle bu makalede anlatılan konsept açık kaynaklı bir yazılım projesi olarak yayınlanıyor. Ve bu şekilde Bitcoin icat edilmiş oluyor. Hayatına başlıyor. 2009'da ilk bloklar oluşmaya başlıyor. Yani Bitcoin ne değil? Onu söylemek lazım. Bitcoin bir şirket değil. Bir kurum da değil. Herhangi bir yönetim merkezi yok. Bir sahibi de yok. Bu takma isimle yayınlayan kişi de bunun sahibi değil. Açık kaynaklı bir şekilde ve kimsenin sahiplik iddia edemeyeceği bir lisans da yayınlanmış durumda yazılım. Zaten o zamandan beri kendisi projeyle ilgilenmeyi bıraktığından beri kendileri ya da başka kişiler devralmış durumda. O yüzden bir sahibi yok. Dolayısıyla bir resmi temsilcisi yok, franchise'ı yok. Bitcoin bunlar değil. Bitcoin bir teknoloji. Bir teknoloji protokolü aslında. Ne için var bu? Şunun için var. Satoshi Nakamoto 2008'deki yazısında, makalesinde Bitcoin'i eşler arasında çalışan peer-to-peer cash system olarak tanımlıyor. Yani dijital ortamda çalışacak bir nakit sistemi yapma amacıyla ortaya çıkıyor bu. Gerçek dünyada nakit ile yapabildiğimiz işlemleri dijital dünyada imite etmeye çalışıyor. Bu özellikler ne mesela? Gerçek dünyada nakitle yapılan işlemlerden ne kastediyorum? Şunun gibi, gerçek dünyada ben size bir nakit banknotu verdiğimde bu banknotu ben sizden bir yere arayıp ya ben şu kişiye 100 lira verdim, bana geri versin, geri çevirir misiniz işlemimi diyemem. O işlem gerçekleşmiştir ve nihayet ancak siz isterseniz bana geri verebilirsiniz ya da bizim ya da çalmam lazım. Nakit işlemleri aracı olmadan gerçekleşir. Yani benim size nakit para vermem için arada bir bankanın olmasına gerek yok, finansal kurumun olmasına gerek yok değil mi? Ben size doğrudan nakit verebilirim. Bu özellikler Bitcoin'de de var. Bitcoin transferleri geri çevrilemez. Verildiği zaman nihayidir. Gerçekleştiği zaman nihayidir. Onaylandığı zaman daha doğrusu. Bu arada teknik olarak çok hakim olan arkadaşlar olabilir. Aramızda bazı teknik detayları Murat Bey bilerek çok detayları girmemeye çalışacağım. Yanlış olabilir. Kusura bakmayın. Basit anlatmak adına kolay değiştirerek anlatıyorum biraz. Bitcoin transferleri engellemez dediğim gibi. Yani yine benim size nakit örneğinde olduğu gibi ben size nakit parayı vermem için
denirken ben kimse araya girip bu işlem geçersizdir, yapılamaz diyemez. Bitcoin'de de böyledir bu. İki nokta arasında doğrudan değer transferi olduğu için internet üzerinden bir aracı kuruma gerek duymadığı için engellenebilir de değildir. Bitcoin'de nakitte olduğu için, nakit işlemlerde olduğu gibi benim sizden nakit parayla ödeme almak için gidip bir yerde hesap açmama gerek yoktur. Ya da sizin gidip bir yere kim olduğunuzu anlatmanıza gerek yoktur, bir hesap açmanıza gerek yoktur. Bitcoin'de de bu internet ortamında Bitcoin bunu sağlıyor. Bitcoin kullanan taraflar hiçbir yere kimlik, lokasyon ve benzeri herhangi bir bilgiyi kimseyle paylaşmadan, kimseye bu bilgileri ifşa etmeden işlem gerçekleştirebiliyor. Bu ağ üzerinde, yani Bitcoin'in bize A noktasından B noktasına doğrudan değer transferi yapabiliyor diyoruz. Bu yapılan değer neyle ölçülüyor? Yine Bitcoin olarak adlandırılan değer birimiyle ölçülüyor. Yani hem bu nakit sisteminin adına Bitcoin diyoruz, hem de bu sistem üzerinde transfer edilen birimine de, yani değer birimine de Bitcoin diyoruz. Genel olarak bir tanesi büyük B ile bir tanesi küçük B ile yazılır ama çok kişi buna dikkat etmiyor. Aynı gibi. Bu birimin üretimi sınırlı ve üretimi herhangi bir yerden yönetilmiyor. Bir merkez bankası yok yani Bitcoin. Dağınık bir yapısı var. Değeri herhangi bir para birimine pek değil. Yani endeksli değil. Bir Bitcoin bir dolardır ya da bir Bitcoin bir TL'dir ve o sabittir. Böyle bir şey yok mu? Bunun aynı altın gibi ya da diğer para birimleri gibi kendi kuru var. Yani piyasa içinde arz talep ilişkisiyle fiyatı oluşuyor. Şimdi Bitcoin bunu yapıyor. Yani internet ortamında iki nokta arasında aracı olmadan değer transfer ediyoruz. Bu bir cümlede kolayca anlatılabilecek bir şey ama uygulamaya geldiğinde aslında oldukça teorik olarak zorlayıcı bir şey bu. Gerçeği hayata geçirmesi. Çünkü internet ortamı güvenilir bir ortam değil. Yeni güvenilirliğini sağlamak zor. Mutabık kalmak zor kayıtlarda, kayıtlar üzerinde. Dolayısıyla standart model merkezi kayıt sistemlerini kullanarak internet üzerinde, dijital ortamda değer transferi yapmak olmuş günümüze kadar. Ta ki bu adamlar ya da kişi Bitcoin'i icat edene kadar. Şimdi Bitcoin bu iki nokta arasındaki şeyi gerçekleştirmeyi nasıl yapıyor? Blockchain teknolojisi sayesinde yapıyor. Blockchain teknolojisinin amacı, yani icat edilmesindeki amaç bu peer-to-peer cash sistemini için bir kayıt sistemi olması. Yani bizim dağınık yapıda ve güvenebileceğimiz bir kayıt sistemine ihtiyacımız var. Merkezi bir yerde olamaz çünkü merkezi bir database'de bir yerde saklarsak biz bu bilgileri o zaman peer-to-peer olmaz bir sistem, dağınık bir yapı olmaz, kontrol edilebilir olur. Bir merkez bir şirket kurmuş oluruz. Biz bir protokol tasarlamak istiyoruz. O yüzden yeni bir veri sistemine ihtiyacımız var demişler. Şimdi bu veri sistemini anlatacağım size, blockchain'i anlatacağım biraz. Sonra Bitcoin'e geri döneceğim. Karşılaştırma için önce merkezi kayıt sistemlerinde transferler nasıl oluyor? Mesela bu bir banka veri tabanı. Ayşe'nin 100 lirası var. Ayşe'nin parası yok. Ayşe bankaya diyor ki Ali'ye 10 TL göndermek istiyorum. Banka Ayşe'nin 10 lirası var mı? Var. Ali'nin hesabı doğru bir hesap mı bakıyor ve işlemi gerçekleştiriyor. Her şey güzel. Şimdi blockchain üzerinde bu kimin ne kadar parası var, kim kime ne işlem gerçekleştirebilir bilgilerinin kaydı tek bir veri tabanında, tek bir merkezi o otoritenin kontrolü altında değil, her kullanıcıda var. Bu kopyası, yani kimin kimde ne kadar parası olduğu bilgisi herkese açık bir şekilde paylaşımda ve bunu herkes kendi bilgisayarına, kendi veri tabanına bir yerlere kopyalıyor ve görebiliyor içinde ne olduğunu, kimin ne kadar parası var, kim kime ne kadar para göndermiş. Bunların hepsini herkes görebiliyor. Bunlar şifreli şeyler tabii. Bitcoin'de Ali Ayşe yazmıyor orada. Ama temel olarak böyle. Şimdi bu bilgi herkese yayılıyor. Bu yayılma sistemi BitTorrent protokolüne çok benziyor. Nasıl torrent kullananlar mutlaka vardır.
elinizi kaldırmanız gerekiyor. Bir dosyayı indirdiniz, sonra indirdiğinizde nasıl ki başkaları da sizden o dosyayı indirmeye başlıyor bilgisayarına ve o kişiler de başkalarının o dosyayı indirmesine yardımcı oluyor. Bitcoin'de de bu işte distributed ledger dediğimiz blockchain datası insanlar, kullanıcılar arasında birbirine yayılıyor. Yeni bir kişi gelip ben bu kayıtları almak istiyorum dediğinde, herkes birbirine bağlı. Yeni bir kişi geldiğinde Ali'nin ne kadar var, Ayşe'nin ne kadar var diyor ve bu protokolün kurallarını izleyerek, bunlar yazılı protokol, şu porttan git, şu IP'lerden bağlanmaya çalış, datayı almaya çalış şeklinde gidiyor, bağlanıyor, buluyor birilerini ve o da bir datanın kopyasını diğer eşlerden alıyor. Sonra başkaları da alıyor bu şekilde ve bu bir sürü kişiye yayılıyor. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce noktaya yayılıyor bu data. Ve bu dağınık, herkeste kopyası olan data sisteminin tamamına blockchain deniyor. Aynı zamanda her bir noktadaki datanın kendisine de blockchain deniyor. Yani git blockchain'den şu datayı bak dediğimde şu noktalardan bir tanesinin içindeki datadan bahsediyorum aslında. Ama biz şu proje için blockchain'i kullanmak istiyoruz dediğinizde de aslında bu sistemin tamamını, yani peer-to-peer yayılan data sisteminden bahsediyoruz. Burada da aslında şey için aynı tip kullanıyor. Bitcoin'de de hem sistemin adı hem para biriminin adı Bitcoin'de. Blockchain'de de öyle. Şey için blockchain kullanıyoruz. Şimdi buraya kadar BitTorrent'le aynı, yani bir data var, herkesten herkese yayılıyor. Ama burada önemli olan şu, biz bu datanın güvenliğinden nasıl emin olacağız? Yani şurada Ali tutup, arkadaşlar benim şu anda 100 bin liram var, nasıl demiyor? Nasıl engelleyeceğiz Ali'nin bunu yapmasını? Ya da bu yeni gelen adam, Ayşe'nin 10 lirası vardı ve ben Ayşe'yim ve ben bu 10 lirayı harcıyorum. Nasıl demeyecek? Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Yani tamam dosya paylaşıyoruz BitTorrent'te olduğu gibi ama biz bunu böyle güvenmemiz gereken bir bilgi sistemine nasıl çevireceğiz? Blockchain'in getirdiği asıl inovasyon burada zaten. Blockchain bu sorunu çözüyor. Dağınık bir data yapısında her noktanın birbiriyle mutabakat sağlayabilmesini sağlıyor. Yani blockchain öyle bir şey sağlıyor ki biz hepimiz kimin ne kadar parası olduğu konusunda mutabık oluyoruz. Bunu blockchain mining denen Bitcoin üretimi sistemiyle gerçekleştiriyor. Yani buradaki dediğim gibi milyon dolar bir soru, nasıl güvenli hale getireceğiz? Şimdi öncelikle birazcık mining'den önce şunu söyleyeyim. Bitcoin işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsedelim biraz. Şimdi az önce dedim ki Ahmet gelip ben Ayşe'yim diye Ayşe'nin 100 lirasını nasıl harcamayacak? Şöyle harcamayacak. Herkes para almadan önce bu protokolde gidecek bir tane gizli anahtar, açık anahtar değeri oluşturacak. Bir çift oluşturacak bu şekilde. Önce gizli anahtarını oluşturacak. Sonra ona bir matematiksel fonksiyon uygulayarak açık anahtarını oluşturacak ve bu açık anahtarı PGP ile mesajlaşmış olanlar bilirler. Bu public private key cryptography kullanıyor. Çok eskiden beri kullanılan bir teknoloji aslında. Yeni bir şey değil. Açık anahtarınız sizin Bitcoin adresiniz oluyor. Bu adresi başkalarına verebiliyorsunuz. O adrese gelen parayı yalnızca siz harcayabiliyorsunuz. Çünkü açık adresinizi verdiğiniz zaman gizli anahtarınızı vermiş olmuyorsunuz. O gizli anahtar hala sizde. Ve size gelen Bitcoin'leri siz harcamak istediğinizde şunu yapıyorsunuz. Ben bu açık anahtardan şu açık anahtara bu kadar Bitcoin gönderecek bir transfer paketi oluşturuyorum. Ve bu transfer paketinin içine de gizli anahtarımı oluşturduğum bir dijital imzayı koyuyorum. Yine dijital imzayı görenler benim anahtarımı görememiş oluyor ama o imzanın yalnızca benim anahtarımdan gelmiş olabileceğini doğrulayabiliyorlar. Dolayısıyla bu adresten yalnızca bu adresin gizli anahtarını sahibinin parayı harcayabileceğinden emin olmuş oluyoruz. Şimdi bu data paketini oluşturdum. Bu bir Bitcoin transaction olmuş oldu. Ben bu transaction'ı
eşlerime az önceki gibi, şuradaki gibi mesela transaction oluşturdum, ben Ayşe'yim diyelim ki, bütün eşlerime yayıyorum. Diyorum ki bu adresten bu adrese bu kadar Bitcoin gönderiyorum arkadaşlar. Alın bunu, kayıt sizdeki data yapısına işleyin. Çünkü herkes de var ya, herkesin kayıt yapısına girmeli o ki o işlem gerçekleşmiş olsun. Herkes bilmezse gerçekleşmemiş olur. Herkese yayılsın diye herkese yayıyorum. Sonra gönderdiğim eşlerim şöyle yapıyorlar. Pakete bakıyorlar. İmza geçerli mi diye kontrol ediyorlar. Evet, imza geçerli. Peki bu harcayan kişinin benim kayıtlarıma göre gerçekten bu kadar harcayabileceği para var mı? Var. Okey, ben bunu o zaman kayıtlarıma alıyorum. Ve kendi eşlerime de yayıyorum bunu. O eşler de aynı kontrolleri yapıyor. Onlar da işlerine yayıyor ve böylece bu Bitcoin işlemi bütün ağa yayılmış oluyor. Yani siz PayPal'dan birisine para gönderdiğinizde PayPal'a PayPal bu adama bu kadar benim hesabımdan para gönderiyorsunuz. Burada aslında binlerce, yüz binlerce noktaya ben bu kadar kişiye, bu kişiye para gönderiyorum diyorsunuz. Ama kimliğinizi belli etmeden yapıyorsunuz. Göreceli olarak. Şimdi ben peki şunu nasıl engelleyeceğim? Burada ikinci soru, önemli soru. Tamam, dijital imzayla bunu çözdük de bu basit bir çözümdü zaten. Peki ben aynı anda hem Murat Bey'e hem Yağız'a aynı Bitcoin'i harcayıp doğru dijital imzalarla gönderirsem ne olacak? İkisi de imzayı kontrol edecekler. Evet, doğru. İkisi de kayıtlarına bakacaklar. Evet, bu kadar parası var bu adresin, harcayabilir. Kayıt sistemlerine birisi 10 lira kendi kayıt sistemine koyacak, kendisine gösterecek kayıt sistemini, diğeri kendisine gösterecek. Ben iki çift harcama yapmış olacağım, yani double spending yapmış olacağım. Bunu nasıl engelleyeceğim? Bu da çok önemli bir sorun. Bunu şöyle çözüyor Bitcoin. Diyor ki protokol, biz aramızdaki bu eşlerden bazılarına, yani isteyene, Bitcoin üretme hakkı vereceğiz. Şöyle olacak o. Bu adamlar kendi aralarında bir matematiksel bir yarış yapacaklar. Bu yarışın her belli bir sürede bir belli bir kazananı olacak. Bu yarış da gene network kuralları içinde geziyor. İşte ben buldum, sen buldun, o buldu, tamam o kazanan şeklinde bir yarış oluyor burada. Bu yarışı kazanan biliyoruz ki hem belli bir miktar Bitcoin sahibi olacak, hem de bu hem onu gönderdim, hem onu gönderdim ya transaction. O yarışı kazanan, her 10 dakikada bir kazanıyor bu kişi yarışmayı, 10 dakikada bir kazanıyor. Diyor ki, budur. Bu transferlerden sadece bir tanesi geçerli olabilir ve ben seçiyorum, bunu seçiyorum. Yazılım kimi seçmiş oluyorum ve artık o, ve onu onaylıyorum, onu bir bloğun içine koyuyorum. Çözümümle birlikte, gerçekten problemi o yarışı kazandığımın kanıtıyla birlikte network'e yayıyorum ve herkes diyor ki ha ben de bunun, Ayşe bana da farklı bir şekilde harcadım diye göstermişti ama asıl burada bilen adam miner'dır, Bitcoin üreticisidir ve onun ben blokta gönderdiğine güvenirim diyor ve artık o transfer miner hangisini seçtiyse o gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu miner'ların ama çok fazla gücü var. O zaman miner geçmişe dönüp de ya o adamın öyle bir transferi aslında yoktu, ben onu şöyle çevireceğim, yapabilir mi? Yapamaz. Şundan dolayı yapamıyor. Çünkü her blok, her yarışı kazanan, kendinden bir önceki yarışı kazananın oluşturduğu kayıtlara, onun bunlar doğrudur dediği kayıtlara referansta bulunmak zorunda. Yani ben bir blok bulduğumda, o bloğu network'e yayarken, network'ün bunu herkesin geçerli bir blok olarak kabul etmesi için benim önceki kayıtları bozmuyor olmam lazım. Eğer bozarsam bir sürü o kadar yarış için yaptığım şey boşa gider çünkü kabul etmez kimse benim çözümümü. Ve ben para kaybederim, kazanılacakken kaybederim. Dolayısıyla geçmiş kayıtlara her zaman saygı duyarak giderim. Benden önceki de ondan öncekinin bloklarına saygılıdır. Ondan önceki de ondan öncekinin bloklarına saygılıdır. Ve bu birbirinin zincirlerini takip eden blokların oluşturduğu yapıya blockchain deniyor. Şimdi buraya kadar bir özet geçmek gerekirse, Bitcoin ne dedik? Dijital ortamda nakit benzeri işlemler yapmamızı sağlayan bir protokol, bir sistem. Blockchain'de
bu sistemin çalışabilmesi için icat edilmiş bir veri yapısı. Şimdi bu veri yapısına bakıldığı zaman biz bu veri yapısının içinde bu veri yapısıyla ne sağlamış olduk? Tek bir kontrol noktası olmayan, herkesin gelip görebildiği, içine bakabildiği, herkesin üzerine data da yazabildiği, geçerli kurallara uymak, geçerli kurallara uyduğu sürece herkesin data yazabildiği bir dağınık bir sistem oluşturduk ve bu dağınık sistemdeki geçmiş dataların güvenilirliğinden de %100 eminiz. Yani bundan 5 yıl önce olmuş Bitcoin, 5 yıl önce olmuş Bitcoin transaction'ı var tabii. Yok, ciddi mi? Onun gerçekten olup olmadığından hiç şüphe duymuyoruz. O gerçekten oldu. Çünkü eğer olmasaydı blockchain bölünmüş olurdu. O datadan tamamen eminiz. Ve buna bakan insanlar şu an günümüzde bunu yani Bitcoin meraklıları, işte ben ilk Bitcoin'le tanıştığımda benim aklıma gelen ilk sorulardan bir tanesi bu. Yani bu blockchain'e başka bir şey de koyabilir miyiz ya? Bu çok güzel bir data sistemi. Yani hem herkesin erişimi var, hem dağınık bir sistem, hem mutabakata varabiliyoruz, hem de datanın değişmediğinden emin olabiliyoruz. Yani gidip bir merkezi bir database'e birisi bir şey koyduğunda, siz gidip ondan o bilginin değişmediğinden emin olamazsınız. O bilgiden emin olmak için daha doğrusu çok iş yapmanız lazım. Yani denetime tabi tutmanız lazım, kontrol etmeniz lazım. Belli zamanlarda bilmemelerini yapmanız lazım. İşte backupları ayrı bir sorun vesaire. Ve bu data yapısına ne yazabiliriz diye düşündüğünde insanlar şöyle şeyler geliyor akıllarına. Ya mesela biz bu blockchain'e bir evin sahipliğini işleyebilir miyiz? Yani tapu kadastro sistemini biz blockchain'in üzerine geçirebilir miyiz? Çünkü baktığınızda aslında sahiplik bir mutabakat sistemi. Yani bir yerin sahibi bütün toplumun, o kişinin sahibi, yani bütün toplumun sahibi olduğuna evet dediği kişidir, değil mi? Yani eğer sen bir yerin sahibiyim diyorsan ve kimse sana inanmıyorsa sen oranın sahibi değilsindir. Ama herkes oranın sahibi sensin diyorsa sen oranın sahibisindir. Yani bu da bir mutabakat sistemi. Anlaşmaya var mı sistemi? Bunun için biz ne yapıyoruz? İşte dokümantasyon sistemi kuruyoruz. Eskiden onundu. O ona sattı, o ona verdi ve transfer bu şekilde gerçekleşti. Bak eski kayıtları burada. Bu aslında blockchain'in aynısı bir sistem. Blockchain bunun dijital hali. Bir para önceden şundandı, şundaydı, sonra buna geldi, sonra buna gitti. Şu anda burada. Bunu yapabiliriz diyorlar. Bununla ilgili çalışmalar var şu anda. Bu arada bunlar şu anda yani güncel konuşulan şeyler, neler konuşuluyor onlardan bahsediyor. Neden bahsediyor diyenler için. Aslında bir de şunu düşünüyorlar. Ya bu dağınık yapısı, dağınık yapı sistemini biz birazcık da akıllandıralım. Bunu biz bir dağınık bir bilgisayar gibi kullanalım. Bunun üzerine akıllı kontratlar koyalım. Mesela diyelim ki ben öyle bir transfer koyayım ki blockchain'e. Eğer şu olursa, mesela eğer şu noktaya bu kadar bir para giderse al benim şu paramı da buraya gönder gibi bir kontrat koyalım mesela, koyalım biz diyorlar. Ve blockchain'e bu yayılsın ve bu kontratın şartları gerçekleştiğinde bu ağ üzerindeki herkes tarafından otomatik olarak gerçekleştirilsin ve bu kontrat hani gidip bir noterden onaylatmaya gerek kalmadan ya da karşı tarafın iyi niyetine gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleşsin. Ya da başka bir sürü şey. Yani bu akıllı kontratlar işi de gerçekten bir deniz derya bir konu. Bu blockchain teknolojisinin şu anda aslına bakarsanız geçmiş kayıtların güvenilirliğinin önemli olduğu her alanda kullanabiliriz. Her alanda kullanılma açık bir teknoloji bu. Aynı zamanda birden fazla oyuncunun sık şekilde mutabakata varması gereken her alanda da kullanılabilir bir şey. Mesela Türkiye'deki ve dünyanın her yerinde de öyle aslında bu. Bu post-trade settlement işleri, yani takas bankın yaptığı iş. Ne oluyor? İşte bir aracı kurum var. Aracı kurumun müşterisi şu hisseyi alıyor, diğer aracı kurumun hissesi şunu satıyor, o onu alıyor, o onu satıyor vesaire. Ve bu kurumların toplamda nette birbirine belli bir borcu oluyor, alacağı oluyor vesaire, bir anlaşmaları gerekiyor bu adamların. Burada bir mutabakat işi var.
Mesela bunun üzerine işte özel blockchain teknolojileri geliştiriliyor ve biz bunu diyorlar ki gidelim mesela işte stock marketlere satalım, bu post trade settlement'lar bunların üzerinden olsun, bu daha güzel bir şey, daha kolay bunun üzerinde mutabakata varmak. Dijital mutabakat sistemi satmış oluyorlar aslında. Bunlar üzerine çalışılıyor. Aynı zamanda mesela Türkiye'deki EFT sistemi düşünün. Bir bankanın müşterisi başka bir bankaya para gönderiyor. O bankanın müşterisi de geri gönderiyor vesaire. O onların bir nette bir mutabakata varılması ve eşitlenmesi gerekiyor. Burada da bir mutabakat sistemi var. Mesela bu da potansiyel bir uygulama alanı ki Swift diye bir organizasyon var biliyorsunuz. Bu şirket uluslararası para transferlerinde bankalar arasında mutabakat sağlıyor aslında. O şirket sürekli olarak blockchain teknolojisiyle ilgileniyor, bunu kendileri de söylüyorlar. İşte onlar acaba bize bu bir risk mi oluyor falan. Bankalar kendi aralarında ya biz bunu Swift'e ortadan kaldıralım, kendi aramızda bir blockchain mutabakat sistemi kuralım, kendimiz bu işi yapalım gibi şeyler yapmaya başlıyorlar. Açıkça bunu söylemiyorlar tabii ki. Şimdi bu blockchain'ler işte ben Bitcoin blockchain'ini anlattım size. Bunun benzeri farklı blockchain kullanan protokoller var. Bunların en önemlileri Ethereum'la Ripple. Bunlar açık blockchain'ler. Yani bu diğer ikisinin de kendi para birimi var. İşte farklı özellikleri var. Birisinin blockchain daha akıllı, birisi daha hızlı çalışıyor. Birisi smart kontratlar sağlıyor. Birisi diğer para birimleri mesela TL, Euro, Dolar gibi para birimlerinin blockchain üzerinde transfer edilebilmesini sağlıyor. Bunlar açık, halka açık şeyler. Yani open blockchain'ler bunlar. Bu open blockchain şu demek, herkes gelip datayı dinleyebilir, data yazabilir kurallara uyan. Bir de private blockchain'ler var. Bu private blockchain'ler de dediğim gibi bankalar kendi aralarında kuracaklar mesela. Kendi aralarında mutabakat için sadece bir data yapısı olarak kullanacaklar ama bu henüz hayata geçirilip de bir gerçekten değer kattığı görülmüş bir şey değil henüz. Daha çalışma aşamasında bunlar. Tamam. Buraya kadarmış. Gerisinde ben ne yazmıştım? Bu PDF versiyonunu geçtiğimiz için gerisi gitmiş. Gerisinde biraz geri Bitcoin'e döneceğim demiştim. Bitcoin'de ne oluyor? Bitcoin'in şu anda fiyatı yaklaşık 1250 lira. Bitcoin fiyatı ilk çıktığında tabii ki sıfırdı. Sıfırdan ben tanıştığımda 90 dolar sent fiyatı. Sonrasında 1000 dolara kadar çıktı. O gün 400 dolar civarında geziniyor. Bir sürü farklı şey için kullanılıyor. Bizim borsa altyapısı sağlayan ve işleten kişiler olarak tecrübemiz Bitcoin'in daha çok spekülatif amaçlı kullanıldığı şu anda. Yani fiyatı artar mı, düşer mi? Kullanan kişilerin %90'ı böyle bakıyor. Çünkü çok değişik bir şey. Haberlerden çok etkileniyor. Volatilite çok fazla. Biraz insanlara ilginç bir yatırım aracı olarak geliyor ve üretimi sınırlı olduğu için bu az önce bahsettiğim mining olayı sonsuza kadar devam etmeyecek ve sonsuza kadar üretilemiyor. Nihayetinde 21 milyon tane üretilebilecek. Bunu baştan biliyoruz. Protokolün kuralı böyle. Çünkü o oynadığımız matematiksel oyunun verdiği ödül belli sürelerde yarıya düşüyor. Bu açıdan ilginç bir yatırım aracı. Aynı zamanda para transferinde de kullanılıyor tabii. Anonim işler, anonim kullanıma açık olduğu için illegal işlerde de ne yazık ki çok kullanılıyor. Bunun dışında yani bizim Almanya'daki Türkiye'de bir sürü evi olan müşterisinden para alan muhasebeci Tonton amca da var müşterimiz. İşte benim gibi alıp satan adam da var. Amerika'daki kuzeninden para alan da var. Ama yavaş yavaş artıyor. Bitcoin'in transaction artışı şimdiye kadar hep sabit oldu. Sabit şekilde arttı. Hiç gerilemedi. Kullanımı artıyor. Fiyat çok belirsiz. Sürekli volatilite çok yüksek. O yüzden yatırım yapmayı düşünenlere kaybetmeyi göze alamayacakları bir tane yatırım olabilir tavsiye ederim. Yine şunu da söyleyeyim. O
illegal kullanımlarla ilgili mesela. Aslında düşünüldüğü kadar, ilk bakıldığındaki görüldüğü kadar çok anonim de değil. Ne kadar baktınız abi orada? Yani bir iki kadar. Tamam. Sorusu olan var mı? Buyurun. Temmuz'daki yaralanmadan sonra ki Temmuz'daki yaralanmadan sonra olacak berbat senaryolar, çizilen berbat senaryolar özellikle klasik ekibi tarafından size ne düşündürüyor? Spekülatif mi? Ya o Magnum Artisak olayı var işte. O çok spekülatif. Şimdi detaylara çok girmeden bahsedeceğim. Benim Magnum Artisak gerçekçi bulmuyorum ben. Miner'ların kısa vadedeki kazançları için Bitcoin feda edeceklerini sanmıyorum. Çünkü çok ciddi yatırım yapmış durumda bütün minerlar. Daha önce de minerların karsız şekilde mining cihazlarını çalıştırdıkları oldu ama difficulty bir kere sadece düştü. Onu da Bitcoin fiyatının düşüşünden o kadar etkilenmedi bile. Yani ben çok kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. 2 MB'a blokların çıkması gerekiyor. Ama sonsuza kadar blokların sayısını da arttıramayacağız. Çünkü o zaman merkezi bir sisteme doğru gidiyor iş. Dolayısıyla Lightning Network gibi ödeme kanallarının açılması Bitcoin'in scalability için daha iyi olacak. Segwit de bunların olması için önemli. Scalability için çok şey katmayacak bize. Segwit yayınlandığında zaten bloklar dolmuş olacak muhtemelen ama çok kötümser değilim ben. İyi olacak diye düşünüyorum. 2 MB'ın da çıkılmayacak. Bir kısa sorun daha. Biraz kolay olacak. Avustralya'dan da Craig Ekip tarafından anladığı sponsorlar bir sorun mu olacak? Siz dediniz ya Ahmet Ayşe'ye para gönderebilir bilmem kapısını şekilde yayılır. Evet. Özellikle kara para önleme uyum konuları devreye girdiği zaman nasıl olacak demişler. Hani çünkü şöyle para göndermek istediğin zaman uyum kuralları gereği, mevzuat gereği, sen hani kimlik belirlerine gitmen gerekiyor, bu tür zorunluluklar var. Hani bu nasıl olacak böyle bir sistemde? Şöyle olacak, nakit parada olduğu gibi olacak. Nihayetinde siz bunu bir kurumla ilişkilendirme diyecek, bir banka gibi, işte Bitcoin borsası gibi. Bu kuruma gittiğinizde bu kurumun topluma karşı sorumluluğu olduğu için sizden kimlik bilgilerinizi isteyecekler ve eğer yasa dışı bir iş yapıyorsanız da bu bilgileri polislere verecekler. Ki biz de şu anda alıyoruz bilgileri ve çok fazla da gerçekten bilgi talebi geliyor. Emniyetten. Gerekli desteği de veriyoruz. Bu şekilde olacak. Yani altın kullanılırken para gibi işte yani şöyle bir şey var açıkçası. Ben şöyle düşünüyorum. Yeni bir teknolojinin teknolojiyle ilgili kanunun ne düşündüğü çok önemli değil. Çünkü kanun her zaman piyasayı sonradan takip etmek zorunda. Bankacılık regülasyonları bankacılık sisteminden 1000 yıl sonra ortaya çıkmış şeyler. Aynı zamanda internetle ilgili regülasyonlar, internetin gelişiminden çok çok sonra ortaya çıkan şey. Daha biz bugün hala elektronik para kanunu bugün çıktı. Yani bu yıl çıktı pardon. Bu yıl çıktı. Elektronik ortamda ama işlemler, parasal işlemler kaç yıllık oluyor? Bunlar birazcık beklenecek. Eğer devletin regülasyon çıkarmasını, maliyetini karşılayacak kadar kullanımı artarsa gerekli regülasyonlar çıkacaktır diye umut ediyorum. İlgili kurumların da yani bu işin TL'ye dönüş noktaları eğer regülasyon altına alınırsa dediğiniz konular engellidir. Yani ben orada çok endişeli değilim. Başka sorusu var. Son soru olsun. Buyurun beyefendi. Bana gör. Şey soracağım. Para transferi ne kadar düşünüyor diye gerçek düşün. Çünkü meta altına alarak bunun tasdiklenmesi değil. Evet. Sonuçta bir dağıtım hızına göre gerçekleşiyor. Doğru. Anlatmalar yoksa ne kadar sürüyor? Ya bu hani ben transferi yaptım, oradan oraya yayıldı, oradan oraya yayıldı hikayesi aslında çok çok hızlı oluyor. Yani saniyeler içinde neredeyse yaptığınız bir transfer bütün network'e yayılıyor. Ama onun onayı alması, ilk onayı alması 10 dakika sürüyor. Ve bir sonraki miner'ın
blockchain'i fork etme riski de olduğu için normalde biz 6 onay aldıktan sonra bir transfer %100 de güvenilir diyoruz. Ama ya bu gönderdiğiniz paranın değerine göre değişir. Eğer 10 dolar gönderiyorsanız aslında gönderdiğiniz anda onu gerçekleşmiş sayabilirsiniz. Ama 10 milyon dolar gönderiyorsanız bir saat beklemeniz lazım. Güvenebilmek için. Yani biz riskine göre aslında karar veririz. Evet, evet. Yani o bir transfer gerçekleştikten sonra onu geri çevirmenin bir yerden sonra geri çeviremiyor ama kısa vadede iken çevirebiliyor. Çift harcamalı olabiliyor. Onun maliyeti artıyor ve 6 onay aldıktan sonra yani yaklaşık 60 dakika sonunda imkansız gibi bir hale geliyor. O yüzden rakamına göre değişiyor. Onun hesaplayıcıları falan var. Peki. Bitmiş süremiz. Kusura bakmayın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sunumumuzun, programımızın bu aşamasında mobil yazılım geliştirme uzmanı İNİY Bank'a Ozan Bey'in bizlerle birlikte olacak. Buyurun. Arkadaşlar çalışıyorlar. Bu madencilerin görevi aslında buradaki yapılan transaction'ların doğruluğunu ispatlamak. Aslında burada mesela bir transaction var. Unverified olarak bu işleniyor. Herkesin elinde var. Ama bunun bir şekilde bu bloklara kaydedilmesi gerekiyor. Bu sunulmasındaki aslında gördüğüm bir blokta çok güzel bir analoji var. Bundan bahsedeyim. Blockchain'i anlatırken kullanılan bir analoji. Burada şeyden bahsediyorum. Filipinler'de bir adada yap denilen bir topluluk varmış. Bu topluluk yani gerçekten olan bir şey bu. Yani, bu topluluk RAI diye bir para birimi kullanıyor. Ve bu para biriminin gerçekten bir para var orada. Bozuk para var. Ama bu bozuk paralar ilginç bir şekilde birkaç metrelik boyutlarda ve birkaç dolarlarda. Yani bunun hiçbir şekilde bir şey karşılığında bu parayı sizin birisine vermeniz mümkün değil. Bu yüzden de bu topluluk da küçük topluluk olduğu için bir kişi burada bunları kayda geçiyor. Mesela buradaki işte Ali Ayşe para verdiği zaman bu aslında fiziksel olarak tutup da bir yere taşımıyor. Gerçekten çok zor. Bunun yerine bunu kayıt altına alan bir kişi var. Ve bu kayıtlar her zaman için alt alta yazılıp bir defterde tutuluyor. Aslında blockchain tam olarak bu. Yani bütün bu transaction'ları, bütün dünyadaki olan bütün para transferlerinin bir şekilde bu şeylere yazılması işte. Buradan farklı olarak bir şey var. Bu bahsettiğimiz defter tek bir kişi tarafından tutulmuyor. Yani bir merkezi bir sistem yok. Bunun yerine buradaki kayıtlar herkes tarafından tutuluyor. Yani buradaki herkes bu kayıtlara sahip oluyor. Buradaki bu kayıtlar dediğimde Bitcoin'in çıktığı ilk andan itibaren şu ana kadarki bütün kayıtları herkes bilgisayarında tutmuş oluyor. Ve buna bir transaction'a bakmak istediği zaman oradan açıp bakabiliyor. Tabi burada yine public key'ler kullanıldığı için hani direkt şahıslar üzerinden gidilmiyor ama buradaki cüzdanlardaki para transferleri hepsini görülebiliyor. Bitcoin madencileri de aslında bu adımlardan geçiyor. Yani bir transfer bloğa ekleniyor. Arkasından bir proof of work çözülüyor. Bu proof of work'ten biraz daha detaylı bahsedeceğim. Bu çözülen proof of work'ten sonra bunun ispatı network'e söylüyor. Ben bunu çözdüm. Bunun çözümü de budur şeklinde. Ve network bunun doğruluğunu onayladığı zaman, bir konsensüse varıldığı zaman bu madenci ödül. Bu ödül zamanla değişiyor. Belli bir şey var, bilmiyorum tam sayısını da yere düşüyor sürekli. İlk çıktığında 50'ydi mesela. Şu andaki ödül miktarı 25 Bitcoin. Yapılan işler buradaki unverified'ın alıp buraya işlenmesi. Buradaki proof of work dediğimiz konsept şöyle çalışıyor.
burada mesela şöyle buradaki herkeste bu şeyler var, bu bilgiler var ve herkes aynı anda bu mining işini yapmak istiyor çünkü karşılığında bir ödül var. Ama şöyle bir şey olur, işte buradaki oturan iki kişinin transaction'ı buradaki kişiler tarafından önce yazılır. İşte köşedekilerinki oradakiler tarafından yazılır ve hangisinin alt alta geleceği hani işin içine çıkılmaz bir hal alır. Çünkü herkes defterine bir şeyler yazıyor. Bunu engellemek için bu Bitcoin algoritmasında bir işlem var. Bu işlem 10 dakika sürüyor. Bu aslında işlem sonuçta hiçbir şeyi çözmüyor. Hiçbir şeyin bir şifresini kırmıyor ya da bu tarz bir şey yok. Sadece uzun sürmesi bekleniyor. Buradaki 10 dakikalık dememin sebebi de şu değil. Yani tek kişi bunu çözüp 10 dakikada çözer değil. Bütün network'teki işlem gücü bu işlemi 10 dakikada çözmesi gerekiyor. Bunu da nasıl sağlıyorlar? Kripto olarak burada SHA-256 iki kez kullanılıyor. Bu blockchain alınıyor. Merkle denilen bir şeyden geçildi. İlk kez SHA-256'ya sunuluyor. Bunun sonucunda da bir hedefe varılması gerekiyor. Burada herkes rastgele nonce dediğimiz bir numarayı deneyerek bu deneme yanılmayla bu şeye sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bu da bütün network'te toplamda 10 dakika sürüyor. Burada da tabii ilk başlarda bu hani bir şey için bu ortaya çıkan Bitcoin'in adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için yapılmış sistem. Ve ilk başlarda herkes bilgisayar işlemcilerle bu problemi çözmeye çalışıyordu. Ama daha sonra tabii ki hani bu özellikle Bitcoin ücretinin artması ve çok ilgi çekmesinden sonra artık donanım üzerinde bunu yapmak istediler. Donanımda da birazdan bahsedeceğim gibi ilk önce GPU'lar, daha sonra FPGA'lar, daha sonra ASIC'ler üzerinden gidildi. GPU standart bir ekran kartı bilgisayarımızda. İşte bu çok grafik sistem oyunları oynamak için bunun bu işlemleri hızlı bir şekilde yapması gerekiyor. GPU'nun esas gücü paralel işlem yapabilmesi ve aynı anda birçok kor üzerinden üzerine, çekirdek üzerinde bu işlemleri koşturabilmesi, artık bunun çok yüksek hızlı bir şekilde yapabilmesi ve bir bilgisayara istediğiniz kadar buna takabiliyorsunuz ve çok güçlü bir donanım yapıp bunun işlemleri evinizde çözebilirsiniz. Tabii bu bir yatırım, birden fazla sonuçta ekran kartı kullanacaksınız vesaire. Ve tabii insanlar bunu biraz abartıp böyle tesisler kurmaya başlamışlar. Burada her yanında bir bilgisayar ve üzerinde 6 tane ekran kartı var burada görülen resimde. Ve çok ciddi bir yatırım bu. Onun arkasından FPGA dediğimiz buna Field Probability Tree deniyor. Ben de bunun üzerine aslında çalışmıştım Litecoin, Litecoin'de. Bu da dijital logic işlemleri, yani bir aslında bakarsanız bir logic devre tasarımı. Bunu tabi kodlarla yapıyorsunuz. Bir logic devre tasarımını yapıp bunun üzerine koşturabiliyorsunuz. Bunun da gücü şuradan geliyor, çok sayıda paralel işlemi yapabiliyor. Bu ikinci adım. Artık bunun bir özelliği de bir PCB üzerine çok fazla sayıda takabiliyorsunuz. Bu hem maliyeti düşürüyor, hem güçten tasarruf sağlıyor. Bu tarz yetenekleri var. Burada da tabi biraz daha abartılıyor artık. Şurada gördüğünüz kartta herhalde 100 tane falan bir ya da 50 tane bir FPGA var. Ve bunlardan şurada olduğunu düşünün. Gerçekten çok ciddi bir şey. Bu FPGA'lar da çok ucuz şeyler değil. Özellikle bu tarz yüksek işlem gücüne sahip olanları. Bunun arkasından da ASIC'ler çıkmaya başladı. ASIC, Application Specific Integrated Circuit açılımı. Ve gerçekten silikona bu işlemcileri basıyorlar. Bu tamamen mesela Bitcoin için bu minyon denilen şey. Bir sürü çıktı. Tamamen Bitcoin mining için yapılmış bir chip. Ve bu tabii ki FPGA gayet daha fazla işlem gücüne sahip olmalarını sağladı. Artı çok daha az enerji sarfiyatını sağladı. Burada da artık iyice işin boyutları büyüdü. Burada çok ciddi, çok büyük bir tesis var. Yani şurada belki binlerce, yüz binlerce bu çiplerden var. Burada yani muazzam bir işlem gücü var, bir süper bilgisayar gücünde bir şey. Burada biraz karşılaştırma için hani güç ve
fiyat bakımından bir tablo verdim. Buradaki yani megahash belki çok fazla bir şey ifade etmiyor işlem gücü olarak ama bütün dünyadaki şu andaki işlem gücü gerçekten çok yüksek. Burada işte ilk GPU'lar sanırım en optimum en üstteki 760'lık fiyatla 2568 megahash'lerde saniyede megahash'lerde işlem çözebiliyor bu Bitcoin işlemini. Artık FPGA'ler çıktı ondan sonra 15 bin dolarlık bir şeyde 25 bin megahash'lere çıkıyor saniyede. Onun arkasında ASIC'ler 2300 dolarlık bir şeyde 1.7 giga terahash gibi bir hızı var saniyede. Bu aslında şeyin ilerleyişini gösteriyor. Ne kadar bu işe yatırım yapıldığı, ilerletmek istenildiği. Buradaki aslında gösterdiğim yer olarak Bitcoin'di. Bunun üstüne alternatif cryptocurrency'ler çıktı. Bunlardan bir tanesi mesela Litecoin'di. Litecoin ASIC proof olarak çıktı. ASIC proof şu demek, bu işlemin donanım üzerinde yapılmasını zorlaştırmaya çalışıyorlar. Yani buradaki biraz teknikten bahsedecek olursak, iki tane şarkı 156 değil de bir tane şarkı 156 arkasından bir salsa algoritması var. Bu biraz daha zor bir işlem. Şundan dolayı bu işlemcindeki belleğe çok bağlı. Çok bağlı. Bellek de FPGA'lerde ya da ASIC'lerde pahalı bir şey. Mesela FPGA'lerde çok fazla bellek olunmaz. İşte mesela bilirsiniz bir Intel işlemcisinde cache olarak 16 MB koyarlar. Bunun nedeni hani çok daha fazla yüksek koysalar bu cache'i daha hızlı belki işlem yapabilecek bu işlemci. Ama pahalı bir şey olduğu için bunu yapmıyorlar. Burada da bu ASIC proof dijital para birimlerinin ortaya çıkması tamamen bu sebepten. Şöyle bir şey söylüyorlar, bunu ASIC'de yapamasınlar insanlar. Hani çok parası olan daha fazla mining yapmasın, herkes eşit bir şekilde yapsın. Bunu işte CPU'larda yapalım gibi. Biz biraz zor yerden de alır tabii konuya. Ama şu anda yine şeyler çıktı, FPGA ve ASIC, Litecoin miner'lar çıktı. Bu ASIC proof olduğu bir sistem için. Ama yine de daha yüksek bir şey gitti. Diğer bir şey de değişik paralelleri gerçekten çıktı. Çok yaratıcı şeyler çıktı. Bunlar dünyadaki problemleri çözmeye çalışıyor. Çünkü az önce gösterdiğim resimlerde de vardı. Çok muazzam bir hani işlem gücü var. Ve diyorlar ki biz bu işlem gücünü hani niye böyle bir şey kullanıyoruz? İki kez şarkı üzerinde atış çözmek hiçbir şeye yaramayan bir problem. Sadece 10 dakika sürmesini sağlamak için yapılan bir şey. Bunun yerine biz mesela protein folding denilen bu ne bileyim genetik hastalıkları çözmek için, kansere çare bulmak için, Alzheimer'a çare bulmak için kullanabiliriz. Yani iklim değişikliğini izleyebiliriz. Bu hani çok yüksek işlem gerektiren bir işlem. Bütün iklim şeyini değişikliğini takip etmek için. Asansiyeyi bulma, hatta uzaylı arama, bu STETON projesinin bir parçası olarak. Bu tarz cryptocurrency'ler çıktı. Tabi burada bir handikap var. Bitcoin'deki bu proof of work işlemi şöyle bir şey. Hani ben, yani bütün sistem 10 dakikada çözüyor ama çözümle bunu dediği zaman buradakiler bunu çok kısa süre içerisinde, bu notlar çok kısa süre içerisinde bunun doğruluğunu ispatlayabilir. Yani, mikrosaniyeler sürüyor belki büyük donanımlarla. Ama buradaki şeylerin doğruluğunu ispatlamak biraz daha zor. Yani protein folding'in doğru olmadığını bulmak bilmiyorum ne kadar zor. Bunun için şu an çözüm arıyorlar. Eğer olursa sanırım çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Şu adresi de aslında görebilirsiniz değişik hani çare bulmaya çalıştıkları şeylere. Burada değişik coin tipleri var, cryptocurrency tipleri var. Biraz şu sitede güncel bilgiler oluyor yani blockchain info. Bazı istatistikler var. Şu andaki bir transaction bu civarda olduğunu söyleniyor. Bunlar bu arada buraya yazmadım ama 24 saatlik rakamlar. Yani benim bunu aldığım zamanki 24 saat, geçtiğimiz 24 saat içerisinde 182 milyon dolarlık bir hacim olmuş, Bitcoin işlem hacmi olmuş. Artı 154 tane blok işlenmiş, kayda geçirilmiş. Bu blok içerisinde çok sayıda transaction'lar var. Şu andaki Bitcoin sayısı 3850'ymiş bu 24 saat içerisinde dağıtılan. Ve buradan hesaplarsak toplamda 1,5 milyon dolarlık bu madencilerin kazancı olmuş. Bu tabii net kar olarak düşünmeyin çünkü çok ciddi bir enerji sarfiyatı var. Bunun yani bir yazı vardı tam bilmiyorum da
tahmin ettik de mesela 2013 yılında 150 bin dolar civarı sanırım bir şey vardı, enerji sarfiyatı vardı sadece bir tesiste. Bu da çok ciddi yüksek bir enerji maliyeti. Benim sorum bu kadar. Sorularımı bilirim varsa. Belki çok basit bir soru olacak, kusura bakmayın. Piyasada madenciler ayrı firmalar mı oluyor? Bunlar yatırım mı yapıyorlar yani bu konuya? Nasıl bir şey yoksa? İlk etapta herhangi birisi olması bekleniyor ve böylece adil bir şekilde dağıtılım deniyor. Mesela siz de ilk başlarında evinizdeki bilgisayarı açık bırakarak bunun madencilik işlemini yapmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü iki kez şarkı güzel altı çözeceksiniz ve sırayla olan hastaları deneyeceksiniz. Yani o yazılım tabanlı dediğiniz o zaman bizim daha önceki beyefendinin de bahsettiği peer-to-peer mantığıyla aynı aslında. Evet, peer-to-peer'den ziyade yani sonuçta bir program çözmeye çalışıyorsunuz. Bilgisayarınızda buna müsaitse açık bırakıyorsunuz ve çözüyor bu problemi. Aslında birazcık program çözümünden ziyade piyango gibi bir şey. Çünkü bu kriptonun içerisindeki mouse dediğimiz ve rastgele olan sayıları siz sırayla deniyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim, denenecek bu işlem için 1000 tane mouse olsun. Siz diyorsunuz ki ben bilgisayarımda 10 tane çözebilirim. Rastgele bir aralık alıyorsunuz ve sırayla bu 10 tane rastgele sayıyı deniyorsunuz. Mesela işte 110'dan 120'ye kadar deneyeceğim diyorsunuz. Sırayla bu şeylerin mouse'ları koyarak bu şeye, işleme deniyorsunuz. Ve şansınızla o anda size denk gelirse eğer mouse'la o problemi çözerseniz bu network'ı söylüyorsunuz ve bunun karşılığında bir para alıyorsunuz. İşlem tam olarak. Ama tabii burada ilk başlarda bu işlem zorluğu daha basitti. Ve bunu arttırmak gerekiyor. Çünkü bütün işlem şeyinin bu 10 dakikalık bir sürede yapılması gerekiyor bütün dünyada. 10 dakikalık sürede dediğim gibi o kayda geçirmeyi karışıklığı engellemek için. Burada da tabii dediğiniz gibi işte şirketler ortaya çıktı. Çok büyük yatırımlar yapan. Bunlar çok yüksek şeylerle, yani hardware'ler satın alıp burada yapmaya başladılar. O yüzden şu anda siz elektriksiyonunuzu açık verirseniz sıfır bitcoin kazanırsınız. Yani donanım yatırımı yaparak biz 10 dakikayı azaltmaya çalışmıyoruz aslında. O 10 dakikayı maintain etmeye çalışıyoruz. Donanımı yapanlar bu problemi çözmeye çalışıyorlar aslında. Oradaki 10 dakikayı sağlamak, 10 dakika süreyi sağlamak networking karar verdiği bir şey, bir konsensus sonucunda karar veriliyor. Eğer bu düşerse belli periyotlarda bunu kontrol ediyorlar ve diyelim ki hani düşmeye başladı çok. Bunu 10 dakikaya çıkartıyorlar. Zaten bu siteden bakarsanız yine istatistiklerde vardır. İşte bazen 9.5 dakika oluyor, bazen 11.5 dakika oluyor. Bu arada bu şey gidiyor ortalama değer. Bu arada bu sitede hani şey değil, kesin güvenilir bir şey değil çünkü network'e bağlı bir not oluyor sonuçta. Ve o anda ne görürse o da bize söylüyor. Transaction'lar falan da izlenebilir. O 10 dakikalık sürede mesela şeyi takip edebilirsiniz. Yani transaction açıp rastgele. Onun ne zaman verify edileceğini buradan izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Evet. Farklı platformlar için hazırlanmış programlar mı var daha önceden? Şimdi benim evimdeki bilgisayar Intel işlemcili, Windows veya Linux veya onlar AT ekran kartı kullanıyorlar veya FPC kullanıyorlar. Hani blockchain'in yayınladığı bu platformlar için programlar mı var? Algoritmalar tamamen open source zaten. Siz de oturup yazabilirsiniz onun şeyin algoritmasını. Yani orada bir kısıtlama yok. İstiyorsanız donanım üzerinde yapın, isterseniz yazılım üzerinde yapın. İlk zaten çıkışı yazılım tabii ki. Bu projeyi yapanlar bir cüzdan uygulamasını açık olarak görüyorlar ve bu cüzdan, tabii cüzdanda mining yapıyordu bir kadarıyla. Burada mining yapılmasını sağlıyorlar. Yani ilk başta zaten ben kendim de ilgilenmiştim demin aynı şeyle. Ozan'ın söylediği gibi bu probleme çözüm bulmak gittikçe zorlaştığı için kendi bilgisayarınızda yapacağınız bir işlem. Tabi bu arada yazılımı da internetten indirip direkt çalıştırabilirsiniz. Açık olarak farklı dillerde yazılmış halde bulabilirsiniz. Yalnız sizin evinizdeki bilgisayarla bunun cevabını 10 dakika içerisinde bulma ihtimali sıfıra yakın. O yüzden kendi başınıza çalışırsanız bir şey kazanamazsınız. Yaktığınız enerjiyle kalırsınız. Bunun için bazı platformlar ortaya çıktı. Kaydoluyorsunuz. Aynı anda o platforma kayıtlı yüzlerce binlerce kişi
kişilerden çalışıyor. Ve eğer aranızdan birisi cevabı bulursa sonra sizin yaptığınız katkıya göre oradan kazanılan paylaşılıyor. Bu sayede kazanmanızı garantilemiş oluyorsunuz. Havuz sistemi yani. Şimdi bu Bitcoin ve kripto kriz merakını beni rahatsız eden bir durum var. Burada muazzam miktarda bir ham madde ve kaynak harcanması söz konusu. Bütün bu donanımların geliştirilmesi, üretilmesi, sonrasında da çalıştırılması için de enerji harcanıyor. Ve sanki bu kadar iş boşuna mı yapıyorum? Yani hiçbir şey yaramıyor bu kadar üretilen kodu açtığı. Yok, hiçbir şey yapmıyorum. Yani o şey değil, sadece bu sistemin süretini sağlamak için, o kayıt, blockchain kayıt tutma işini yapmak için yapılıyor. Ya, tamam, o 10 dakikalık süreyi tutmak için. Onun için de işte bu tarz alternatifler var ama bunlar da hala şey değil maalesef. Hani bu işi tam yapabilecek durumda değil. Yani oradaki ortaya çıkan işler gücü maalesef hiçbir işe yaramıyor. Bu en son kullanılan hani yüksek hızlı işlemcilerden bahsettiniz. Ezikler. Aynen, mining yapılan işlemcilerden bahsettiniz. Belli bir sayısı var değil mi sonuçta bu Bitcoin? 21 milyon gibi bir sayısı var. Evet. Sonra ne olacak bunlar? Bu 21 milyona ulaşma süresi zaten 2140 yılında olacağı öngörülüyor şu anda. Çünkü bu süre gittikçe zorlaştırılıyor ve verilen Bitcoin sayısı da her seferinde yarıya düşüyor. Zorlaştırılıyor değil de belli periyotlarda yarıya düşürüyorlar. Belli bir şeye Bitcoin ulaşıldığı zaman. Buradan da yola çıkarak 2140 yılında biteceği öngörülüyor. 2140 yılı zaten uzun bir yıl ama o tarihten sonra artık bu şeyler bir şey şöyle bir şey yarayacaklar aslında yanlış söyledim az da artık 2140'ta 21 milyon tane Bitcoin bulunduğu zaman tamamlandığı zaman yani dağıtıldığı zaman artık insanlar belli bir ücret koyacaklar. Mesela siz bir transfer yapacaksınız bir yere başka bir noktaya. Bunu yaparken mesela atıyorum bir Bitcoin gönderiyorsunuz. Bunun karşılığında da 0.0001 Bitcoin. Ben buraya bir ücret koyuyorum diyorsunuz. Ve bu işlem sonucunda birisi bu şeyi bulduğu zaman, yani sizin şeyinize bloğa işlediği zaman sizin oraya koyduğunuz ödül aslında, o ücret, o miner'a aktarılacak. Yani hala sistemde bir şey dolaşmaya devam edecek. Bu ama artık tamamen şey tabanlı olacak. Hani insanın oraya koyduğu ücret, fiiller kadar olacak. Evet, son soruyorum. Tamam, teşekkür ederiz canım. Anlatmak için davetim etti. Bir merak ettiğim şey biraz da aslında sizin çalıştığınız Pro Manager ile ilgili olarak bankanız nasıl değerlendiriyor? Teknolojinin yatırımı ne seviyede ne de yatırım olacak seviyede? Çok zor bir soru oldu benim için. Ben İNG'ye başlayalı çok daha kısa bir süre oldu. 2 aydır çalışıyorum. O yüzden açıkçası bilmiyorum. Ama benden sonra Oğuzhan sunum yapacak. Sanırım o cevap verilir. Teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi program kısmında İstanbul Finans Derneği'nin aynı zamanda İNG Vakfı yazılımının başkanı Oğuzhan Çiftlik Bey sunumunu gerçek. Arkadaşlar, Oğuzhan Çetin Kayısın. ING Bank'ta çok yeni bir takip olduğum için biraz zorlanacağım. Dijital İnovasyon Stüdyosu koordinatörü olarak görev alıyorum. Aynı zamanda İstanbul Finans Derneği'nin başkanlık görevini yürütüyorum. Bugün ben biraz daha finansal kurumların özellikle blockchain'e bakışına anlatacağım. Üzerinde durmaya çalışacağım. Bitcoin'den biraz daha farklı bir tarafta aslında bakıyorlar finansal kurumlar.
Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Bayağı dolu bir salon. Fakat audience'ı tanıma adına teknik perspektifle bakan yazılımcı ya da teknik olarak çalışan arkadaşlar kimler? Peki, teşekkür ederim. Oldukça fazla bir oran. Finans kurumunda çalışanlar var aramızda. Son bir soru daha soracağım. Daha önce Bitcoin ve blockchain'in nasıl çalıştığını anlayıp bilen var mı aramızda? Bayağı var. Şimdi bu işin en zor tarafı şu gerçekten. Şimdi arkadaşlarım da zorlanmış. Blockchain'i Bitcoin'i anlatmak biraz zor bir hadise. Yani onun bir, ben de sunumun o tarafına geldiğim zaman böyle bir tedirgin olacağımı hissediyorum. Ben biraz farklı, daha teknik olmayan taraftan yaklaşmaya çalışacağım sunumu. İlk önce bir video ile başlamak istiyorum. Rahatsız edici bir video. Bir ay kadar önce Amsterdam'da yine ING'nin sponsor olduğu bir fintech startup eventinde Yuri Van Gest bu videoyu blockchain'in potansiyeliyle ve etkileriyle alakalı örnek vermek için kullandı. Yuri Van Gest, Exponential Organizations kitabının yazarı ve Singularity akımının Hollanda temsilcisi. Blockchain'in finansal dünyada böyle bir etki yaratacağından bahsediliyor. Yıkıcı mı, yapıcı mı tartışılır. Yıkıcı tarafları da olacak, yapıcı tarafları da olacak. Ama bu kadar etkili bir teknolojiden bahsediyoruz. Biraz blockchain'den bahsedeceğim ve Bitcoin'le farkından bahsedeceğim. Çünkü genel bir kanı, blockchain ile Bitcoin'in aynı şey olduğuyla alakalı bir genel bir şey var, düşünce var. Bitcoin ile blockchain aynı şey değil. Neden bu kanı var? Çünkü aslında blockchain teknolojisi hayatımıza Bitcoin ile birlikte girdi. Yani 2008 yılında Bitcoin, Satoshi Nakamoto adında grup ya da kişi Bitcoin'i ortaya koyduğunda Bitcoin'in çalışma prensibi de blockchain teknolojisiyle yapılıyor zaten. Dolayısıyla birlikte hayatımıza girdi. Böyle bir kanı oluştu. Blockchain, Bitcoin'in altında yatan teknolojinin adı. Diğer taraftan bakarsak, blockchain teknolojisiyle yapılmış en ünlü ve bilinen uygulama Bitcoin. Blockchain, Bitcoin'in çok daha ötesinde potansiyel vaat eden bir teknoloji. Birçok alanda kullanılabilir bir teknoloji. Şimdi bu teknolojiyi biraz, blockchain'i biraz anlatmaya çalışıyorum ama gerçekten dediğim gibi yani bunu anlatmak biraz zor. Bizim derneğimizde hem temizlik hem çay çorba yapan bir arkadaşımız var, Salman abi. Ben onu bir hafta sonu Bitcoin'i anlatmaya çalıştım. Sonra dedim ki, Salman abi anladın mı? Anladım dedi gerçekten. Dedim ki tamam o zaman okey, ben bunu biraz anlatmaya çalışabilirim. Biraz böyle bir metafor benzetmeyle anlatmaya çalışıyorum ama biraz nasıl çıktığıyla alakalı bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi Napster'ı hatırlar mısınız?
İşte biraz önce Emre Bey'in BitTorrent'ten örnek verdi, Emir. Bu uygulamalar bize peer-to-peer veri transferiyle alakalı çok önemli açılımlar yaptı. Yani milyonlarca kişi Napster'la, Emule'le, Torrent'le peer-to-peer işlem yapmaya başladılar. Bu o kadar büyük bir potansiyeli doğurdu ki ve gösterdi ki aslında Bitcoin peer-to-peer para transferini amaçlayan bir uygulama. Yani muhtemelen Satoshi Nakamoto ya da etrafındaki insanlar biz peer-to-peer ödeme sistemi, para transferi yapabilir miyiz diye düşünerek bunu geliştirdiler. Ve bunu başardıkları, kurguladıkları yöntem aslında teknoloji blockchain teknolojisi. Peki neye dayanıyor? Tarih boyunca ticaret yapılıyor bildiğiniz gibi. Ticaretin en temel verilerinin tutulduğu, yani o işlemlerin tutulduğu şey bu ekranda gördüğümüz defter. Buna ledger diyoruz. Türkçesi defteri kibir. Muhasebe defteri, işlem defteri, bakkal defteri. Ne derseniz deyin. Bütün bu işlemlerimiz bir defterde tutuyoruz. İşte blockchain aslında bu defterin merkezi olarak tek bir tarafta tutulmasını dışında distribütif olarak güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan teknoloji aslında. Kabaca. Artık bu defter tek bir tarafta değil, tek bir kişide değil, tek bir otorite tarafından yönetilmiyor. Bu sistemin, bu network'ün her bir parçası bu defteri alıyor aynı şekilde ve yönetmeye başlıyor. Peki nasıl yönetiyor? Şöyle bir metaforla anlatmaya çalışacağım. Araba satacağız diyelim, arabamız var, araba satacağız. Bu arabanın sahiplik bilgisi nerede duruyor? Kamudaki bir tane kurumun veri tabanında duruyor. Yani işte trafik tescil birimi mi dersiniz, ne dersiniz, orada duruyor. Siz bir arabayı satacağınız zaman alıcı ve satıcı birlikte notere gidiyorlar. Ruhsatı veriyorsunuz, kimliğinizi veriyorsunuz. Noter bakıyor, o sistemden bakıyor. Diyor ki evet, gerçekten bu arabanın sahibi bu. O sistemde neler var? Belki şasi numarası var, belki plaka var, sizin bilgileriniz var. Evet, gerçekten o arabanın benim olduğunu ilk önce görüyor. Daha sonra diğer tarafa satışını yapıyor ve o veri tabanını güncelliyor. Ne yapıyor? Diyor ki artık bu plakalı, bu şasi numaralı araba Oğuzhan'ın değildir de Ali'nindir diyor. Şimdi arada bir noter var. Veri tabanı merkezi bir tarafta duruyor. Siz beraber gidiyorsunuz, notere para veriyorsunuz. Alım satım vergisi vesaire veriyorsunuz. İşte bayağı bir noterde bekliyorsunuz ve uzun bir transaction oluyor bu. Şimdi blockchain teknolojisine bakarsak, blockchain teknolojisiyle eğer biz araba satsaydık nasıl bir şey olur? Biraz nasıl çalışır'a da belki temas etme adına söylüyorum. Bitcoin'deki gibi alıcı ile verici arasında bir transfer var. Ve bu transferi diğer network'ün diğer üyeleri de valide ediyorlar, onaylıyorlar. İşte belli algoritmalarla vesairelerle. Dolayısıyla aynı anda iki farklı kişiye araba satamıyorsunuz ya da para gönderemiyorsunuz. Şimdi burada blockchain mimarisiyle eğer bu araba satışını yapsaydık biz bir kere aradaki notere ihtiyaç olmazdı. Bütün bu bilgiler yani şu şasi numaralı, şu plakalı araba Oğuzhan'ındır bilgisi herkeste olurdu. Herkeste. Bir kere birinci temel şey bu blockchain ile normal mimarinin farkı. Zaten bu yüzden diyorlar ki blockchain aslında datayı nasıl tuttuğunuzla alakalı çok önemli bir değişimdir. Bu programcılar bilirler, Structured Programming'den Object Oriented Programming'e geçmek gibi. O yüzden biraz böyle izliyorsunuz da nasıl oluyor bunlar falan diye düşünüyorsunuz, bayağı toparlamak geç oluyor. Dolayısıyla bir kere veri tabanı arkadaşlar, bu ledger dediğimiz ya da defter dediğimiz şey artık merkezi bir veri tabanında bir yerde değil, herkeste. Yani daha mine etmeye başladığınız zaman ne yapıyorsunuz? İlk önce o defteri bir indiriyorsunuz. Bütün kayıtları çünkü katkıda bulmak için ulaşmanız lazım. Şimdi bu defter herkeste. Bir farkı bu. İkinci farkı, normalde noter ne yapıyor? O işlemi yapıyor ve bir uygulamaya veriyi giriyor. O veri tabanına kayıt sadece yetkili insanlar ve sistemler tarafından yapılıyor, öyle değil mi? Ama burada öyle değil. Burada herkes bu veri tabanına bir şey girebilir, bir kayıt girebilir. Eğer ben satış yapacağım insanla anlaşırsam, beraber biz oraya bir veri girebiliriz. Ve network'teki diğer miner'lar diyeyim ya da diğer ortaklar, diğer o network'ün diğer parçaları bunu valide edebilir. Yani tabiri caizse şahitlik yaparlar
ve başka hiçbir kimseye ihtiyaç kalmadan ben herhangi bir regülatöre, herhangi bir merkezi sisteme ya da bir aracıya gerek kalmadan biz buraya kaydı ekleriz. Aslında blockchain'in getirdiği şey de bu. Kimseye ihtiyaç kalmadan buraya veriyi beraber ekliyoruz. Güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde eklenmesini sağlıyor. Bir diğer getirisi ne? Bir diğer getirisi şu. Buradaki kayıtlar hiçbir şekilde silinemiyor. Yani normal bir veri tabanı sistemi düşünün. Veri tabanı yöneticisi değiştirebilir değil mi? Birisi girer, elle müdahale edebilir. Ya da bir sistem bunu değiştirebilir, update edebilir yani. Burada öyle bir şey yok. Bloğa eklendiği an yeni bir kayıt, artık ona kimse dokunamaz. Eski bloklar hiçbir zaman değiştirilemez. Bu da çok önemli bir güvenlik ve sağlamlık getiriyor aslında sisteme. Bunun dışında tabii privacy de var işin ucunda. Yani bu veriler her tarafta dağınık durumda duruyor. Yani network üye olmuş, bu sistemin parçası haline gelmiş herkeste bu veriler var. Fakat bu veriler böyle kişinin gerçek ismini yazmıyorlar. ID'lerini vesairelerini yazıyorlar. Dolayısıyla aslında veriler sizde olmasına rağmen kimin yaptığını bilmiyorsunuz. Bununla alakalı belli kritikler olsa da sistem böyle çalışıyor. Şimdi teknik olmadan biraz anlatmaya çalıştım. Peki neler getiriyor blockchain teknolojisi? Yani çok böyle hani etkilerinden bahsediyoruz, ilgiden bahsediyoruz vesaire ama gerçekten ne sağlıyor? Bir kere new way of trust diyor. Yani bir güven ilişkisi baştan tanımlanıyor. Şimdi yine araç satış metaforuna geri dönelim. Beraber gittiniz notere. Arabayı satacaksınız. Noter size dedi ki parayı aldın mı? Şimdi eğer parayı almadıysanız satışı vermeyeceksiniz değil mi? Peki karşı taraf daha satış almadan parayı vermiş olacak. Yani ya siz ona güveneceksiniz, evet aldım diyeceksiniz ve parayı sonra alacaksınız ya da o size güvenecek, parayı önceden gönderecek, siz de okey satıyorum diyeceksiniz. Dolayısıyla ticaret en temel şeyi olan bu güven kavramını blockchain çok usta bir şekilde çözüyor. Aradaki bu miner ve validatörler sayesinde. Yoksa bu çok temel problemlerden biri. İkincisi, global bir şekilde şeffaf bir sistemden bahsediyoruz. Veriler her yerde var. Bu da şunu getiriyor. Düşünün, bütün siyasi ve plaka numaraları elinizde var. Kimin neye ait olduğu bütün public bir şekilde biliniyor. Hangi ev kime ait herkes biliyor değil mi? Hani o mahalledeki insanlar biliyor. Bütün ülkedeki arabaların kime sahip olduğunu biliyorsunuz. Bu şunu getiriyor. Bir insan sahip olmadığı bir arabayı başkasına satamıyor. Çünkü sistem biliyor kime ait olduğunu. Aynı şekilde bir bankacılık sisteminden örnek vereyim. Çek veriyorsunuz birine. Bankada 1000 lira paranız var. 1000 liralık çek yazıyorsunuz, Ali'ye veriyorsunuz. 1000 liralık daha çek yazıyorsunuz, Veli'ye veriyorsunuz. Kim erken giderse parayı alıyor, ikincisi karşılıksız oluyor. Şimdi bu sistem böyle şeyleri de çözüyor. Neden? Bu da transparency'den geliyor. Çünkü bütün veri ve bütün transaction'lar kimin neye ait olduğu var. Şimdi bütün bu sistem kendi içerisinde bir döngü halinde bu problemleri çözdüğü için merkezi bir otoriteye gerek kalmıyor. Yani veri tabanını bir yerde yönetmenize gerek kalmıyor. Yani artık bu sistemde araba sattığınız için birincisi devlete ihtiyacınız kalmıyor bu verilerin güvenliğiyle alakalı. Yani hangi araba kimin kararını ya da sorumluluğunu o devlet almıyor. Arada notere de ihtiyaç kalmıyor. Aracılara da ihtiyaç kalmıyor. Ve bütün bu sistem kendi içerisinde döndüğü için aslında inanılmaz bir maliyet avantajı ortaya çıkıyor. Şimdi biraz önce soru vardı. Mustafa'nın sorusu var. Dedik ya bu kadar hani enerji nereye gidiyor? Boşa mı gidiyor? Yani bu enerji boşa gidiyor diyemeyiz aslında bana göre. Oradaki rakamlarda şöyle bir şey vardı. 24 saat içinde yapılan para transferi miktarı 185 milyon dolar falandı galiba. Minerların kazandığı para neydi? 1,5 milyon dolar. Takribi ne kadar oluyor? 7% falan gibi bir şey oluyor. Bakın şu anda en ufak bir para transferi yapsanız, kredi kartı kurusunun yüzde 3,5'tan falan başlar. Yani bütün bunun arkasında aslında harcadığımız inanılmaz bir enerji var. O veri tabanını maintain etmeye çalışıyoruz. Replikasyonlar, ondan sonra disaster recovery'ler, cluster'lar, onu çalıştıran insanlar vesaire sistemi aslında çalıştıran birçok şey var, bir inanılmaz para gidiyor. Bunun dışında back office vesaire bir sürü masraf var. Aslında bu sistem bütün bu cost
...ları aslında ne yapıyor? Emine ediyor. Dolayısıyla o para düşük bir komisyon. Zaten o yüzden insanlar ilgileniyorlar. Şu en alttaki herhalde Santander'in bir raporundan. Diyor ki 2022'ye kadar bu teknolojinin kullanımından bankalar sadece altyapılarından 15-20 milyar dolar kâr edecekler. Wall Street'le alakalı bir rapor vardı. Bu bütün dünya globalde 200 milyar dolardan bahsediyordu. Sadece Wall Street'te de herhalde 30 milyar dolar falandan bahsediyordu. Yani bu maliyet avantajından. Sadece standard traditional bir şekilde standard blockchain'e çevrilmesinden sonra bu kadarlık bir maliyet avantajı olacağından bahsediyordu. Şimdi zor bölümü geçtim. Biraz gelişmelerden bahsedeceğim. Finansal dünyada neler oluyor, nasıl bakılıyor? Birincisi çok önemli bir konsorsiyum var dünyada. R3 adında bir tane startup aslında lead ediyor, yönetiyor. Fakat 43 tane banka bu konsorsiyuma üye. Bu konsorsiyum ne yapıyor? Bu konsorsiyum blockchain teknolojisini araştırıyor. Ve nasıl kullanabiliriz, nerelerde kullanabiliriz diye bakıyorlar. Belki Emre senin dediğin gibi Swift'i nasıl yapabiliriz diye bakıyorlar. Nasdaq Link adında projesini duyurdu. Nasdaq şu anda blockchain teknolojisiyle hisse senedi alım satımını artık denemeye başladı. Bir proje duyurdu. Bu biraz önceki konsorsiyuma üye olan bankalar. Yeri gelmişken cevap vereyim ING ile alakalı olan soruyu. Biz bu konsorsiyumun üyesiyiz. Ve bu konsorsiyumun üyesi olarak da ING içerisinde bir workgroup var ve çalışmaya başladı. Ve bu konsorsiyum içerisinde aslında çok önemli araştırmalar yapılıyor, denemeler yapılıyor. Dünyadaki diğer aslında blockchain startuplarıyla da yapılıyor. Platform üreticilerle de yapılıyor. UBS fon alıp satmada ya da bono alıp satmada kullanabileceğini açıkladı. Ethereum'la beraber bir proje. Ethereum da aslında dünyada önemli blockchain platformu sunan firmalardan biri. Onunla çalıştığını açıkladı. Bank of America, Goldman Sachs bunlar bu teknolojiyle alakalı patent başvuruları yapmaya başladılar. Yani bazı çözümler buldular ve patent başvuruları yapmaya başladılar. Birçok ülkenin, birçok bankanın 2013 yılından bu yana yaptığı birçok aslında çalışma var. Bu kadar blockchain teknolojisiyle ilgileniyor finansal dünyada. Ekosistem gittikçe büyüyor. Bu arada Bitcoin ekosistemiyle aslında blockchain ekosistemi farklı gidiyorlar. Bitcoin'in işte yani exchange'inden tutun, o sistemin yaşamasını sağlayan birçok farklı alan var ve o ekosistemde birçok startup var. Blockchain ise tamamen bu teknolojinin diğer alanlarda nasıl kullanılabileceğiyle ve blockchain'in problemlerini çözmeyle alakalı startuplar yer alıyor. Bunlar bu sıralanan şeyler ise blockchain etrafında yer alan startuplar. Bazı startuplar da Bitcoin'den blockchain'e doğru geçenler de var. Yani Bitcoin'den çıkıp blockchain'e geçen startuplar da var. Emre Bey de biraz bahsetmişti. Blockchain'in bazı tipleri var. Yani blockchain nasıl kullanılır? İşte public blockchain'ler var. Yani biraz önce araç alım satımı ya da işte bina alım satımı gibi projeler aslında daha public blockchain'lerle yapılabilecek bir şey. Herkesin bildiği şeylerle. Mesela Honduras devleti kendi devleti içerisinde mülklerin alıp satımında blockchain'in kullanılmasıyla alakalı bir proje başlattı. Onlar da onu deniyorlar. Yine Estonya zaten dünyanın en dijital devleti herhalde. 2 milyon nüfuslu oylamayı bile internetten yapan bir millet. Onlar da bütün aslında altyapılarını blockchain'e geçirmeyle alakalı uğraşıyorlar. Bir konsorsiyum da bir blockchain'i kullanabilir. Mesela biraz önce bahsettiğim eğer Swift'i biz yerinde ne dersek bankalar kendi aralarında bir konsorsiyum kurup bütün bu milletler arası diyeyim yani para transferlerini o konsorsiyumun üye olduğu bir blockchain'i çözebilirler diye düşünüyorum. Tamamen private bir blockchain'de kurulabilir. Sadece kendi kullanıcılarınıza, kendi çalışanlarınıza ve onunla alakalı yapacağınız işlemler için de tamamen özel bir blockchain'de kurabilirsiniz. Birçok yazılım olması, open source olmasına rağmen geliştirilmiş blockchain'ler de var. Şimdi bu platformlar çok önemli bir platform. Biraz sonra IBM'den kendisi bahsedecek. Open Ledger Project, IBM'in herhalde Linux Foundation'la beraber Linux Foundation'la beraber geliştirdiği bir proje. Birkaç yıl oldu galiba açıklanalım. Çok yeni bir proje. Ethereum çok ünlü bir platform. Burada public üye olabiliyorsunuz. Birçok şeyde kullanabiliyorsunuz. Ripple var, Chain var, Ace var, Maltian var. Başka platformlar da var.
Yani blockchain ile alakalı hem development yapmak isterseniz hem de projelerinizi kullanmak isterseniz global cloud'da çalışan ve kullanabileceğiniz platformlar da mevcut. Son slide. Her şey çok parlak değil. Yani şunu söyleyeyim. Blockchain dünyayı değiştirecek mi bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Biraz önce Emre Bey'in Bitcoin hani değerini kaybedebilir. O yüzden kaybedebileceğiniz kadar yatırım yapına çok benzer şekilde finansal kurumlar da bakıyorlar. Blockchain'e olur olmaz ama bir deneyelim diye bakıyorlar şu anda. Herkes deneme aşamasında. O yüzden neredeyse hani şey diyebilirim yani şu anda Bitcoin çalışıyor blockchain'in üzerinde ama çok da böyle evet şunlar şu projelerde inanılmaz başarılı bir şekilde sonuç aldılar diyebileceğimiz çok bir örnek yok. Bunlar yakında muhtemelen çıkacaktır gerçekten. Sistemin bir şu anda bilinmeyen başka bir parçası ya da zayıflığının bulunması diyebilirim. Şu anda bir scalability ile alakalı işte işlem hızları vesaire ile alakalı bir genel konuşulan bir konu var. Bir de privacy ile alakalı. Çünkü her ne kadar bu indirilen database'lerin içerisindeki ID'ler bilinmese de bunlar trace edilebilir. Bir süre sonra açığa çıkabilir. Böyle bir risk var. Bununla alakalı da bazı oluşumlar var. Bunları da hani bertaraf eden bazı oluşumlar var. Dolayısıyla aslında sanki öyle geliyor ki bir süre sonra bu teknoloji biraz daha oturacak, biraz daha kullanılmaya başlanacak ve insanlık yararına çalışır bir hale gelecek. Benim son söyleyeceğim şey şu. Türkiye'de blockchain ile alakalı çalışan çok kurum görmüyoruz aslında. Startup da görmüyoruz. Bir ekosistem de çok oluşmuş değil. Umarım hem kamu, hem özel sektör, hem finansal sektör, hem bütün teknoloji sektörü blockchain etrafında araştırma yapacak, belli yatırımlar alırlar ve bu teknolojiyi biraz daha ilerletirler. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Cevap verir misin? Cevap vermeyeyim. Kurtarayım. Şöyle, yani Bitcoin bir private key, tek bir private key, dijital bir ortamda sadece böyle kahve parasını falan verecek. Yani cüzdanınızdaki nakit para gibi düşünün. Daha fazlasını o şekilde tutmuyorsunuz. Şöyle sistemler var. Bir paranın harcanması için mesela 5 private key'in en az 3'ünün imza atması gibi sistem, multi-signature transaction'lar var. Bizim mesela, biz müşterilerimizin bakiyesini öyle kullanıyoruz. Şirket içindeki 3 kişinin sahip olduğu anahtarlardan en az 2 tanesinin imzası eklenerek para harcanabiliyor bizim şirketimiz içinde. Aynı zamanda şöyle şeyler yapıyorsunuz. Anahtarınızın gizli kısmını hiç internete bağlamadığınız kara kutu bir yere tutuyorsunuz. Buna biz cold storage diyoruz. Hani air gapped computer, eğer güvenlik şeyseniz bilirsiniz. O orada duruyor. Siz adresinize gelen paraları internete bağlı bir yerde takip ediyorsunuz. Sonra bir şeyi imzalamanız gerektiğinde oraya güvenli bir cihaz aracılığıyla ulaşıyorsunuz. Orası hiç internete bağlanmıyor. Sadece matematiksel olarak imzalıyorsunuz bir şeyi, sonra onu geri internete koyuyorsunuz. Yani bunların güvenlik yöntemleri var. Bunlar çok pratik şeyler değil. Bunları bu sistemi kurmak için ben 6 ay falan uğraştım. Şimdi yavaş yavaş daha kolaylaşıyor. İleride yani arabanı oraya koyacaksan tabii ki güvenli olması lazım. Çok daha güvenli, kolay hale gelecek bunlar. Şöyle söyleyeyim. Sadece bu keyleri saklamayla alakalı o kadar yöntem var ki. Mesela hardware şeyler var, voltlar var. Lazy Vault diye bir firma var. Hardware volt üretmiş. Onu da saklıyorsunuz. Printed bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Printed çözümler var. Yani bir şeye basıyorsunuz o şeyleri falan. Software saklamak ve yedeklemeyle alakalı çözümler var. Bununla alakalı yani Bitcoin tarafında çok çözüm var. Daha kullanışlı ve daha güvenli olan şeyler işte zaten bu bahsettiğim konsorsiyumun
sorun çözüm ya da projelerin gerçek hayata uyarlanmasıyla alakalı aradığı çözümler bu tarz şeyler. Yani kullanıcılar daha kolay nasıl adapte olurlar, karşılaştıkları çözümleri nasıl, problemler nasıl çözüm buluruz, aslında bu tamamen araştırılması gereken, çözüm üretilmesi gereken, her zaman daha iyi bir çözüm mutlaka vardır. Çalışılması gereken şeyler bunlar. Dolayısıyla eğer blockchain ile alakalı uğraşacaksanız ilk önce bir sistemi anlamanız gerekiyor. Zayıflıklarını anlamanız gerekiyor, bunu kullanmanız gerekiyor. Sonra da daha iyi çözümünü üretmeniz gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim, birçok hani 5-6 farklı kalemde bu Bitcoin'inizi ya da işte bu smart, herhangi bir smart contract olabilir. Nasıl saklarsınız bir şey var. Çözüm var. Şöyle bir hikayeler de var bununla ilgili. Sonra, bir sonraki eventte seni sahneye Bitcoin'in daha birkaç cent olduğu zamanlar buna işte birkaç yüz dolar yatırıp Bitcoin satın almış. Sonra bunu da evindeki bilgisayarda tutan insanlardan bahsediliyor. Aradan bir zaman geçmiş, bunu unutmuş. Hatta o bilgisayarı çöpe atmış ya da bilgisayar bozulmuş ya da hard diskini formatlamış. Bitcoin 1000 dolara çıktığı zaman da ya ben zamanında şöyle bir şey almıştım falan diye yana yakala saçlarını olan insanlar var. Bu parada da var mı? Tabii. Çamaşır makinesine atabiliyorsunuz. Bitcoin'lerin de bir kısmı bir adamı falan değil mi? Böyle bir selebriti var. Böyle. Bitcoin'lerin belli kısmını falan satın almış. Ya öyle ismini söylemiş, şöyle bir şey var, adını bilmiyorsun da Bitcoin'lerin de bazı kişilerde gruplandı hani. Doğru, bazı kişilerin çok fazla topladığı görünüyor blockchain'de, evet. Şöyle bir şey var. Enterprise'ların bu teknolojileri ve startuplara bakışıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Çok yakından ilgilendiğimiz, takip ettiğimiz konular fintech startupları ve blockchain gibi finans teknoloji alanında kullanılacak aslında yeni teknolojiler. Buna şöyle bakılıyor. Bizim sunduğumuz birçok hizmet var. Para transferi, döviz alım satım, hisse senedi alım satım, birçok şey var bildiğiniz gibi. Kredi veriyoruz, kredi alıyoruz. Bununla alakalı neredeyse her alanda bankaları disrupt eden değil, alışılmışın daha ötesinde ve iyi hizmet veren firmalar var. Yani PayPal var, mesela bizim de sanal pasımız var, Stripe da var, öyle mi? Bunlar var. Bunları bütün bankalar yakından takip ediyorlar. Eğer yapabilirlerse, yatırım yapabiliyorlar. Eğer yatırım yapabilirlerse çünkü diğer bankalara göre belli bir avantajları oluyor. Hem para kazanmayla alakalı avantajları olabiliyor, hem o hizmeti kendi kullanıcılarına diğer bankalardan daha önce sunma imkanları oluyor. Ama bunu yaparken de hep kendi hizmetlerini o startuplara bakarak iyileştirmeye çalışıyorlar. En az onlar kadar iyi yapmaya çalışıyorlar. Eğer o startup kadar iyi hizmet verirse, yani biz PayPal kadar iyi para transferi yaparsak, bizim müşterimiz zaten tekrar bize kalacak. Neden? Bütün hizmetlerini benden alıyor zaten. Müşteri otomatik olarak iki farklı kurumla çalışmak istemeyecek. Güven vadeden daha köklü bir kurum olan bankada çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla startuplara bankalar böyle bir çok tehdit olarak bakmıyorlar. Ama şu da bir gerçek. Şu anda herhangi bir bankanın ana rakibi diğer bankanın ötesinde bu finans teknoloji dünyasını disrupt eden startuplar. O yüzden PayPal'den daha fazla korkuluyor, evet. Square'dan daha fazla korkuluyor, evet. Ama böyle bakılıyor. Şimdi blockchain'e de böyle bakılıyor. Evet, Bitcoin'in doğasında zaten aracıları ortadan kaldırmak ve komisyondan kurtulmak var. Bankada kredi kartından ve para transferinden komisyon kazanıyor ama para kazandığı tek yer o değil. Dolayısıyla avantajlı tarafından bakıyor. Biz masrafları düşürmek için neler yapabiliriz? Zaten banka bütün kurumların şeyi budur. Yani belli bir kar marjınız vardır ve her zaman masraflarınızı azaltmaya çalışırsınız. Ona göre belli bir kar marjıyla iş yaparsınız. Burada dolayısıyla
bankalar blockchain'e böyle bakıyorlar. Bitcoin'e nasıl baktıklarıyla alakalı açıkçası çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Bitcoin biraz spekülatif, farklı amaçlarla kullanılan bir şey ama blockchain'i bankalar nasıl kullanırız diye bakıyorlar. Yoksa kim çıkar da bankanın yaptığı şeyi blockchain'i yapar ve bizim işimize elimizden bakar diye bakılmıyor diyebilirim. Sorum biraz daha trading stratejiler hakkında olacak. Daha çok şu anda payment app konuşuyoruz ama şu anda trading şeyleri, transaction ratio'ları çok daha yüksek sonuçta. Benim sorum geçtiğimiz senede gerek Yunanistan'da gerek Çin'de capital kontroller oldukça belki bir hedge enstrüman olarak kullanıldığını da gördük çok Bitcoin'in farklı şekilde hareket ettiğini. Ben geçtiğimiz günlerde Ethereum'la da galiba ters korele olduğunu duydum ama ben genel olarak sizin bildiğiniz kadarıyla şimdi onun dışında da Amerikan bankaları da asetlerini arttırdıkça Bitcoin'de normal markette de birlikte edilebiliyor. Sizin bildiğiniz kadarıyla hangi durumlarda hedge olarak veya bu trading anlamında bilgilerinizi paylaşabiliriz, nasıl durumlarda kullanılır? Yani Bitcoin'in trading amacıyla ya da bu konularda kullanılıp kullanılmadığıyla mı alakası soru? Yani daha çok örnekleri hakkında bunlar. Evet. Anladım. Aslına bakarsan Bitcoin ile alakalı belki Emre Bey bir şeyler söyleyebilir. Çünkü ben özellikle hani finans yatırımlarında Bitcoin ne kadar kullanılıyor onunla alakalı bir herhangi bir veriye sahip değilim. Öngörüye de sahip değilim. Ama Bitcoin ayrı kulvarda yürüyen farklı bir yatırım aracı olarak öngörülüyor. Bir de tabii hani IT kökenli bir bankacı olma sebebiyle çok fazla aslında yatırım tarafıyla ilgilenmediğimi söyleyeyim. Sir. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Misafirlerimiz programımızın sonuna geliyoruz. Son sunumumuzu IBM'den Catherine Hanım yapacak. Ondan sonra sorusu olan misafirlerimizin sorularını alıp programı tamamlamış olacağız. Çalışıyorum ve şimdi İngilizce konuşacağım. Thank you very much to all of the organizers for having me here this evening. My name is Catherine Harrison. I lead payments and blockchain for IBM across the Middle East and Africa. And tonight I'm going to share with you our perspective on blockchain. IBM's perspective on blockchain. We've heard a lot about this tonight, but I think we come at it from a different angle. So it'll be interesting to share that with you. I'm going to share some examples of how companies are thinking about the blockchain for their business. And then I'm going to talk to you about the IBM blockchain, the Open Ledger project, and IBM's approach for the blockchain space. So our perspective is that blockchain is going to fundamentally change the way that we do business. Over the last year, we've had CEOs from every industry talk to us about what does blockchain mean for me and how is this going to change my world. I focus primarily on financial services, but we are working with everyone from automotive dealers to shipping companies to electronics manufacturers to even petroleum, chemicals. Literally any industry, you name it, they're interested in blockchain.
What I think is really cool about this is you look at where we are in the hype cycle, and it's literally in the last 6 months that you've seen a huge number of companies in the financial services sector jump into blockchain. So there is an energy and a speed that's needed in this space that's critical, and that makes this really important time to be talking about blockchain. So what is the blockchain? So we see blockchain as a platform for transaction services. On the left here, you have our situation today. Different parties each have their own systems of record, and you have to have third parties that sit in between them. In the future, the blockchain will provide consensus, it will provide provenance, it will provide finality and make it very clear to all of the parties what's happening in the transaction. So this starts to give you a sense of how IBM thinks of blockchain. Bitcoin works much more in a peer-to-peer perspective. But as IBM, we work with companies in all industries, and we think about blockchain as it relates to business networks. So you have customers, you have suppliers, you have regulators, you have people that exist in this extensive network. And wealth is generated as goods and services flow from different parties in that network. You have markets that sit in the center that provide for trade. Those may be public markets, they may be private markets, but there's always a center that's providing for the interactions and exchange. And what's key to those exchanges are the assets, right? So you have tangible assets like your house or your car. You have intangible assets like your mortgage, the stocks and bonds that you may buy. And then there's also cash, which sort of sits there as well. And what's critical is how these assets are exchanged between members in the business network. So if you think about all of the different participants, they generally sit inside organizations, whether they be corporations, governments, etc. And they have very specific identities and roles in that network that they are there to play. And the transaction happens between those specific individuals. And that transaction happens through a contract, right? So if you're going to sell your car, you have to have not only the contract, you have to potentially have that notarized so that we know that that's official. There may be a bank that's providing a loan. There are a whole variety of players that have to take part before that transaction can happen. Now, imagine if all of that could be in a smart contract, whereas you sell your car, if it doesn't turn on, the money doesn't go through. This is the kind of world that IBM is looking. We've talked about ledgers. Rose John talked about them. Emery talked about them. Ledgers are the foundation of business, right? You want to know, what do you have? What are you buying? What are you selling? Where is it going? Now, today, all of those ledgers sit inside specific organizations. And you have these markets which try and match up what's happening in one bank's ledger for a corporation, for a shipping company. And what we're looking for to the future is the distributed ledger. Now, the key thing that we think about business is privacy. As a business, you don't want your supplier to know what you're charging your customers. You certainly don't want your customer to know what you paid your supplier. You need to have specific relationships with each of the members in those business networks. And you need to be sure of their identity. When you work with suppliers, you want to know, where does that come from? Is this the right quality? Is this the time that it was made, etc.? That is critical to business. If you don't have that kind of identity, it's very difficult to move forward. And cryptography is really key to making sure that you can have privacy, but also be able to share information across different parties.
there's the question of validation, right? So in the Bitcoin world, everyone's anonymous. So to get that level of commitment is expensive. And that's where mining comes in, right? That provides the verification for all of these different players. But when you live in a world where the participants are known and trusted, then actually the cost of that verification and that validation comes down significantly. So there's a variety of different alternatives. You can have a proof of stake. So for example, if there's a fraudulent transaction, it costs the offenders. You could have multi-signature. What we feel is that the industrial blockchain really needs a pluggable consensus so that you've got everything going in the same direction. So I talked a little bit about the participants before, but when you look at this, there are so many different players, right? You have the market participants, the network, people that issue certificates, some of the traditional data sources, the processing platforms, the network operators, people that develop the blockchain, and then you obviously have the regulators who have a vested interest in how these business networks function. We look at blockchain a little bit as the Uberization of ledgers. So each market participant has their own ledger and their own processes which work for their company, for their industry. But then they participate in this network and then they share ledgers and processes. So that rather than having to each individual have all of that infrastructure for themselves, you can start to drastically reduce gives you permissioned access so that people in the network can see the information that they need to know and they have access to, but nothing that's not for them. And this really takes smart contracts to the next level, because then you can act as a known entity with certain terms and provisions around your interaction to trade and exchange value. This leads to increased trust, decreases the friction and the time to get these transactions done. For regulators, it makes it much easier to discover what's going on in the business network, and it improves the processes across the industry. So when we think about blockchain for business, there are like four key components to that. First is the shared replicated ledger. We've talked a lot about that. The second is the smart contract. That's making sure that you can exchange value between parties with specific terms. It's privacy, making sure that you have appropriate visibility, but also that transactions can be authenticated and validated, and then finally, verified, and then finally, validation. So making sure that all parties in that network are able to validate the transaction. This leads to some key benefits. We've talked about these a bit already, but reducing cost and complexity, making it much simpler for industries to do business. Improved record keeping. Companies spend millions of dollars, millions of man hours, searching their archives for what happened one day 15 years ago. This makes it much easier to get at the list of transactions that have happened over. And then obviously trusted shared processes, making sure that everyone in the business network is on the same level of trust around the process. And this really drives new business models across industries. So how are companies thinking about blockchain? I mentioned before that we're working with companies across all industries, but there's kind of four key ways that we see companies working on it across the board. The first is coming to consensus. So making sure that companies in a business network have the same information across the board. So this could be bank routing codes, this could be any variety of things. And each participant maintains their own codes, but then they share that with the network. So that if one updates their codes or system, that's available to the entire network. And it makes it much simpler to have consolidated and relevant data. Gives you basically real-time access to that.
and makes it much easier to facilitate trade and transfers. The second is provenance, and this is a really interesting idea. Think about an airplane. If you're Airbus and you're building an airplane, you need to know where every single part of that plane comes from, that it was made to certain specifications, and that the price you paid is what was promised. If that doesn't happen and that airplane falls out of the air, you're liable. So what the blockchain will allow you to do is allow for each single part to be identified and verified within that network so that manufacturers can really identify the date, time, place, every single part in the components of what they're building. This leads to increased trust. You don't have to have one specific person going out and looking to see, has this been verified? Makes it much easier to improve your utilization. And you have very specific problems. So if a car has issues with its brakes, you can call back just the brakes on those specific cars where the wrong product went in. Whereas now, you see Toyota, Honda, many others spend millions of dollars recalling the entire fleet. The next one is immutability. And what this really is about control over the information. Companies are looking at blockchain for help with audit and compliance, understanding what happened, in what circumstances, when. You can use privacy to ensure that only specific people see what they need to see, but it saves significant time and cost in terms of going back and doing audits. It also changes the nature of compliance from passive, when something terrible happens, then suddenly you have to react, to a very proactive way where you can identify when there are problems that happen, they can be looked at immediately and begun to be solved. And then the final one is around finality. And what this means is making sure that when you create a contract, this limits fraud, double counting, for example, letters of credit. Right now, for a bank to offer a letter of credit, it's very difficult, especially with small and medium enterprises, to know what letters of credit are out there. What have they used? What has been spent? In this scenario, with blockchain, a bank could issue a letter of credit and that information would be available to any member of the business network. So you would know how much they've used, what their business model looks like. Makes it much easier to open this whole new business model, reduce costs for producing things like letters of credit, and reduce risk. I'm gonna hop through. Let's talk a little bit about the IBM blockchain, because as you've seen on these charts, there are hundreds of companies that are looking at blockchain from all different directions. So there's a lot of different blockchains that have very specific specializations. So some are focused on consensus, some are more around mining. They try generally to lock into a single trust system. And that's what happens as different companies, different industries are developing POCs. You may be playing on Ripple or Ethereum or Chain. And for specific use cases, different protocols make sense depending on what you're looking to do. But when you look at an enterprise, you have all of these different pieces that might work differently depending on what you're trying to do. There are ledgers that need to go across businesses and then ledgers within businesses. What we're trying to do is make it easy for the enterprise to adopt blockchain. So what IBM does is we've created an open design that allows companies to plug into specific blockchains that they need for specific use cases, but then also to plug into existing systems. Because while the blockchain is going to absolutely revolutionize our world, credit cards aren't going away. ERP systems aren't going away. All of the infrastructure that run businesses today still needs to run for a significant period of time. And so what IBM does is help enterprises adopt blockchain while continuing to operate their businesses. This is just quick. Let's see.
little bit about the Open Ledger project. Because IBM really has a fundamental vision about how blockchain needs to work. Blockchain has all of these different companies and different industries that are looking at it. And if each one develops their own system, we're going to end up in the same point-to-point problem that we have with our existing systems. So based similarly to the work that we've done around Linux, IBM has created a consortium of, I think it's now over 50 companies, that are donating code to create open standards and a foundational fabric for the blockchain. So there are still computer science challenges in the blockchain, as we all know, as it relates to Bitcoin, et cetera. And so IBM's actually donated 44,000 lines of code. We have a team of, I think, 30 plus research scientists distributed between our Almaden labs, our Zurich labs, and China that are working on solving these problems and donating them to the Linux Foundation so that all corporations or anyone that wants to play in the blockchain space has access to this information as we work to build standards that work across the business. Because if any one industry is trying to do it on their own, they're going to go in one direction. If you get everyone at the same time, you're going to be able to go at a speed and a depth that's much greater than any single participant could do. So this is just a quick look. I mean, we've got major banks, major technology companies, startups. We've got many of our competitors who actually we'll see here. And this is really the goal, is to get the best in breed technology so that this can ultimately be successful. When we made this announcement, I think we launched with about 25 members. We had 350 applications in the first 3 weeks to join the Open Ledger project. So there's obviously tremendous interest. And just to clarify what the Open Ledger focuses on. So what we really focus on is that shared ledger, developing the code execution for the ledger. What is the consensus framework? How does identity work? Where is the network? So that at that very foundational level, there is a basic fabric that works across industries, across companies. From there, we think that companies will really start to differentiate based on the APIs that they develop, the value-added services, and the apps that they create on top of the blockchain. The blockchain itself provides the infrastructure for all of this to happen. But companies will start to win based on what they develop on top of them. So this is kind of the two parts of our approach. Through the Linux Foundation, we're working on the Hyperledger project. OpenLedger and Hyperledger is the name of the actual fabric that we're working on. IBM made an investment in Digital Asset Holdings, which many of you may know. We're actually we've taken all of the code from OpenLedger and put that into the Hyperledger project to really further consolidate the efforts to make sure that this foundational platform is aligned. And this really creates a standard, again, across all industries. And then on the IBM Cloud, we're developing all of those types of blockchain applications. We have a development platform called Bluemix, where you can actually get on and start to play with it and develop blockchain applications. Still very early days, but this will continue to develop and advance over the next couple of weeks, months, and years. We literally are making an announcement on blockchain once every 2 weeks. So just give you a sense of the pace that things are going for IBM. So just a quick summary. Obviously, blockchain is the shared replicated ledger technology. IBM is really focused on creating open standards, governance, and really having that foundational fabric layer. Blockchain is going to completely change how business networks interact, taking out costs, reducing inefficiency, and really making it much more accessible to people that want to be part of that. It's just really exciting. I mean, all of you guys are here at 9:00.
time clock, right? There's a lot that's going on and a lot that's going to change how lots of different industries work. The Open Ledger Project really provides the opportunity for lots of different players to come together. And IBM is working on this now. I've spent the last couple of weeks meeting with companies all over Turkey, across Africa, and in the Gulf, talking about what are their challenges, how do they think about blockchain, what do they see. We've talked to some shipping companies about using this for trade finance, so that instead of someone showing up at the port of Istanbul, checking the ship, going through the containers, does this have what it's supposed to have, and spending hours, if not days, before shipments can go out. This happens with RFID tags and smart contracts. We're talking to stock exchanges about how to take some of the low liquidity securities that take days to settle and are very manual to do this on the blockchain. You know, vanilla equities are not ready for this, but you start with some of the hard to trade products, and then you can start to actually create a greater market for them, which changes how that business runs. And then the final thing in this market that's been really interesting is around audit and compliance. There's a lot of concern about fraud, about corruption, and trying to make sure that you can get to what happened in what interaction at what time is critical for companies. That's the IBM blockchain. Thank you very much.